Ve herkese merhabalar, iyi akşamlar. Enine Boyuna programında birlikteyiz konuklarımla. Konu malum, HDP'ye kapatma davası ve Sayın Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi. Bir süreç başladı, bu süreci okumaya çalışıyoruz hepimiz. Bütün Türkiye gibi elbette. Konuklarımız hepsi kendi dalında uzman, hepsini de yakından tanıyorsunuz. Siyaseten nasıl şekillenecek bundan sonrası için bakacağız. İttifaklar etkilenir mi? Bu kapatma davası sonrası nasıl şekillenir? Partiler nasıl pozisyon alır? Zamanlama açısından da ne kadar tesadüf ya da değil, bunların hepsini konuşacağız. Aslında bizler Türkiye olarak unutmuştuk. Toplumsal hafızada bir yerde duruyor ama bu parti kapatılma meselesini unutmuştuk. En son Adalet ve Kalkınma Partisi'ne tam 13 yıl önce kapatılma davası açılmıştı. Ama bugünkü konjonktüre baktığımızda, bu siyasi konjonktürde parti kapatılma meselesi ne anlama geliyor siyaseten ve Türk demokrasisi açısından elbette okumaya çalışacağız. Konuklarım İstanbul Stüdyosu'nda Sayın Hakan Bayrakçı, Sonar Araştırma Şirketi Başkanı, Kamuoyu Araştırmacısı, Profesör Doktor Yaşar Acı Salihoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü, akademisyen ve Sayın Bedri Baykam, sanatçı, yazar, İstanbul Stüdyosu'na konuklarım. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Enine Boyuna programına sağ olun. Ve Ankara Stüdyosu'nda Profesör Doktor Mehmet Şahin var, siyaset bilimci. Efendim siz de hoş geldiniz Sayın Şahin. Bir merhaba diyelim size de. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben hiç vakit kaybetmeden Hakan Bayrakçı'yla başlamak istiyorum. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açtığı dava. Evet. Bu dava sanırım sürpriz olmadı. Çünkü bir süredir HDP'nin kapatılması aslında siyasette bir yerde duruyordu. Zaman zaman merkeze geliyor, zaman zaman üst başlıkta duruyordu. Ama bir yerde duruyordu. Sayın Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı sıklıkla dile getiriyordu biliyorsunuz bu kapatılmayı. Özellikle vurguluyordu kapatılması gerekliliği noktasında. Ve Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği de düşürüldü. Ardından da kapatma davası açıldı. Şimdi ben yayını başında açarken şu cümleyi kurmuştum. Aslında unutmuştuk parti kapatılması meselesini, o dönemleri ama yine de bir yerde duruyordu. Şimdi bugünkü konjonktüre bakıldığında, bugünkü siyasi iklime bakıldığında bir taraftan da Türk demokrasisi açısından da konuşalım. Meselenin özünde ne yatıyor? Bir argeci olarak siyaseten bizim önümüze belki de bu süreç hangi süreci doğuracak? Neyi getirecek? Vallahi açıkçası gönül isterdi ki, yani ben baştan beri uzun zamandır HDP'nin kapatılmaması, ülkede demokrasinin en iyi şekilde tahakkuk etmesi, hatta Demirtaş'la ilgili acil davaların görülmesi vesaire. Yani o konuda Türkiye adına hep böyle demokratik bir Türkiye özlemi ve görüntüsüyle olaya baktım. Hatta birçok programda da tartıştık. Hocamla da tartıştık. Evet. Başka tabii dostlarımızla da tartıştık bunu. Fakat burada şöyle bir hızlanma oldu. Şimdi mesela o tartışmada HDP için PKK'dan bağını koparsın, Türkiye Partisi olsun, çok iyi olur, Türkiye içinde güzel bir demokrasi olur şeklinde yaklaşan benim gibi birçok insanın artık HDP ile ilgili olaya olumlu ve iyi niyetli bakma şanslarımız gün be gün, saat be saat maalesef yere düştü, öldü. Mesela evet, PKK'larla çok fotoğrafını gördük, HDP'lilerin efendim videosunu seyrettik. Ama mesela işte ne zamandı yayınlandığı gün şirkette bir arkadaşımız dedi ki, Hakan Bey dedi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Twitter hesabından paylaştığı Pervin Buldan'ın konuşmasını izlediniz mi dedi. Ne olmuş dedim, açtım. Tamam, çok video gördük, çok fotoğraf gördük ama hala duvarında duruyor Süleyman Soylu'nun. Yani orada fraz ve yaklaşım şuydu. Ben açık açık işte savunuyorum, PKK kardeşimizdir, bilmem nedir, hadi yiyorsa gelin gibi. Yani bu, burada sıkıntı şu. Ülkede demokrasi güzel çalışsın,
dünya ile ilgili imajımız zedelenmesin diye bakan bizler için maalesef HDP'li yöneticiler adım adım gün be gün bu isteği, bu özlemi, yani bir Türkiye partisi olsun şu parti özlemimizi şöyle bir tavırla öldürdüler. Evet, PKK ile ilgim var. Hadi yiyorsa bir şey yap bakayım. Ben böyle anladım. Hal böyle olunca, yani bu kadar çünkü pervasızca, umursamazca, evet bak ben burada işte övüyorum. Mesela o konuşmada, İçişleri Bakanı'nın Twitter hesabındaki konuşmada izlediğim, işte 5 PKK önderini sayıyor. Bunlar diyor dağlarda, kahramanlarımız, Hakkari'li gençler dağlarda filan. Yani dinlerken 50 saniyelik videonun sonunu zor getirirsiniz. Dolayısıyla bu tip birkaç yaklaşıma daha müşahede izliyorum son 2-3 gündür. Yani HDP adına güzel şeyler söylemek, istemek, temenni etmek niyetinde olan insanların HDP kendi tavrıyla adım adım elini kolunu bağladı. Ve sonuç buraya kadar geldi. Ve doğal olarak bu sonuç buraya gelirdi. Sebebini de söyleyeyim. Şu olayların 5'te biri hem de en gelişmiş Avrupa demokrasilerinin birinde yaşansaydı çoktan o dava açılmış ve o parti kapatılmış olurdu. Batasuna. İspanya'dan tutun tabii. Hep Batasuna'yı söylüyoruz ama 1000 tane örnek var. Yani şimdi mesela şu Basklar İspanya'nın ilk sorunuydu. Şimdi Barcelona civarında o Katalonlar ayrılmak istiyor filan. Göreceksiniz orada mesela en ufak bu tür bir terör örgütüyle, çünkü PKK dediğiniz 30 yıldır bu ülkenin evladına, askerine, bayrağına, haysiyetine düşman diyen, düşman gözüyle bakan bir terör örgütü. Yani buna bu kadar pervasızca sahip çıkamazsınız. Bu kadar hadi bir şey yiyorsa gel diyemezsiniz. Bu tavır içinde olamazsınız. Buna rağmen bu ülke çok hoşgörülü davrandı. Ve benim gibiler de bu pozisyondan ötürü diyeceğimiz lafı bitirdiler ya. Lafı bitirdiler. Siz şimdi aynı zamanda bir tarihçisiniz. Tarihe bakıldığında, yakın tarihe bakıldığında bir dejavu yaşandığını düşünüyor musunuz? Aynı zamanda bir argeci olarak da cevap vermenizi isterim, müsaade ederseniz. Şimdi HDP'nin dahil olduğu bir gelenek var. O geleneğe bakıldığında bu gelenek kapatmalarla birlikte büyüdü. Her devamlı zaman için büyüdü. Böyle. Şimdi bugüne kadar kaç parti bir bakıyoruz. Hepten depe oradan bir taraftan refahtan fazilete kadar uzanan 21 parti var. Kapanan partiler. Bu önemli bir sayı. Türk demokrasisi açısından önemli bir sayı. Şimdi bugünün şöyle de bir önemi var. Anayasa Mahkemesi HDP'ye kapatma davası için bugün bir röportör görevlendirdi. Ben kısaca böyle bir sürecin özetini de geçmek isterim. İzleyicilerimiz Peki. açısından da zira. En geç bakın 15 gün içinde tamamlayarak Anayasa Mahkemesi heyetine sunması bekleniyor bu raporu. Yani raportörün ilk incelemeye ilişkin raporunu. Ardından da heyet davaya ilişkin ilk incelemesini yapacak ve iddianamenin de kabul edilip edilmediğine karar verecek. Şimdi bugün dahası Pervin Buldan'ın, HDP eş başkanı Pervin Buldan'ın kapatma davasına da dikkat çekerek yaptığı bir açıklama var. Partimizin oyu 6 milyondu. Dün akşamdan bu yana partimizin oyu 12 milyon oldu ve biz buradayız dedi. Şimdi bunların hepsinde bu açıklamaları da göz önünde bulundurarak Anladım. Cevap vermenizi istiyorum. Niye girişi ilk başta sizinle yaptım? Diğer konuklarımla değil. Hem sahayı alanı iyi bildiğiniz için hem bir tarihçi kimliğiniz. Projeksiyon yapalım diyorsunuz. Projeksiyon neler olur ama. Yapmak durumundayız. Niye? Şimdi AK Parti Genel Başkanı, Başkan Yardımcısı Sayın Ünal'ın da bir açıklaması var. Açık bir şekilde terör ve terör örgütleriyle ilişkili olan hiçbir siyasi harekete dünyanın hiçbir yerinde hiçbir şekilde tolerans gösterilmez dedi. Batasun örneğini de verdiniz siz biraz önce. Hepsi birbirine denk düşüyor. Ama Sayın Bostancı da, AK Parti Grup Başkanı Sayın Bostancı da bir açıklama yaptı. O açıklamalarda bir çelişki var mı bilmiyorum. Kapatma hiç olmasın, nasıl ve hangi mahiyette kurulursa kurulsun partiler çalışsın yaklaşımında AK Parti hiç olmamıştır dedi. Bir taraftan da bizim temelde durduğumuz yer partileri ancak milletin kapatacağı ya da milletin açacağıdır dedi. Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını biliyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını biliyoruz. Halkın
desteğini alan siyasi parti yaşar. Halkın desteğini almayan siyasi partiler tarihin çöp sepetine atılırlar. Sayın Bahçeli bir daha açılmamak üzere kapatılmalı diyor. Sayın Babacan siyasetin yolunu kapatmak ülkeyi çözümsüzlüğe hapsetmektir diyor. Sayın Davutoğlu yeni anayasadan bahsedenler Türkiye'yi 1990'ların girdabına sokmak istiyor diyor. Şimdi biz bu açıklamaların hepsini biliyoruz. Ben izleyicilerimiz için kısa kısa hatırlatmak da istedim. Bu arada Sayın Abdullah Gül de 11. Cumhurbaşkanı HDP'ye kapatma davası açılmasını ve Gergerlioğlu'nun milletvekilinin düşürülmesini çok yanlış buluyorum dedi. Şimdi bir not da düşmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2015 yılında bir siyasi partinin kapatılması gibi bir madde eğer gündeme gelse bunun için söylenmesi gereken siyasi partinin kapatılması teklif dahi edilemez hükmünün oraya gelmesi. Ancak suçu işleyen kimse, onlar bunun bedelini öderler. Kökünden bunun kapatılması lazım. Aynı şeyi ben dernek vakıflar için söylüyorum. Yani suç işleyen kimse gel onları cezalandır. Tabelayı cezalandırmakla bir yere varamazsın. İşin kısacası bu demişti Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2015 yılında. Bugün de her gün, her cuma olduğu gibi cuma namazı çıkışı sonrası gazetecilerin genelde Sayın Cumhurbaşkanımız soruları yanıtlar. HDP ile ilgili bir soru gelmedi. Bu konuda ve fezleke ile ilgili de sessizliğini de koruyor diyebiliriz. Zira Sayın Fahrettin Altun'un da zaman zaman İngilizce'de dahil olmak üzere tweetleri oluyor. Şimdi bir gelenek var. O HDP'nin de beraberinde aslında getirdiği bir gelenek. Diğer partilere de, kapatılan partilere de bakıldığında. Bu kapatmalarla küçüldüğünü değil de büyüdüğünü bir taraftan da gösteriyor. HDP'nin kapatılması terörle mücadele noktasında eğer bakıyorsak terörle mücadeleyi güçlendirir mi, zayıflatır mı? İşin sosyolojisine daha sonra anlıyorum. Geleceğiz elbette. Şimdi evvela şunu dikkate almak lazım. Yani geçmişteki rakamsal örnekleri ve bir küçük bir projeksiyon yaparak rakamları izah etmek istiyorum. Şimdi elbette her bu partiyi kapatışımızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak hakikaten birkaç puan artışla yeniden kuruldu. Ve defalarca da ismi değişti. O yüzden geçmişteki olayları da hangi isimden hangi dönemdi diye hatırlamıyoruz, karıştırıyoruz bazen. HEP mi, DEP mi, BDP mi, HADEP mi falan diye. Fakat burada şöyle bir sorun var. Şimdi mesela araştırmalarda sadece biz değil, başka araştırma şirketlerinde sorduğu şöyle bir soru var. En güvendiğiniz, en beğendiğiniz devlet adamı veya siyasetçi kimdir diyoruz. Burada işte filan falan filan isimler çıkıyor. 6. 7. bilemediniz 8. sırada %5,5-6 ile Selahattin Demirtaş çıkıyor. Tekrar edeyim mi? Yok hayır, tekrar etmeyin. Yani şöyle Selahattin Demirtaş demişken aslında şunu da söylemekte fayda var. Bugün de bir tweet attı. Yayından yaklaşık hepiniz de mutlaka haberdarsınızdır diye düşünüyorum. Bugüne kadar şöyle tweetinde de yani ne olursa olsun diyor. Bu tweet dizisinden de hiç kimsenin kapatmaya gücünün yetmeyeceği HDP budur derken orada işte bir şekilde ya Nevroz Bayramı'nda Diyarbakır Meydanı'ndaki işte binlerce insanın fotoğrafı var. Ama hiç kimse unutmasın ki önümüzdeki seçimlerin sonucunu HDP binası değil HDP'liler belirleyecek diyor. Tamam. Şimdi evet. Ben de tam bu bağlamda bir şey söyledim. O şu. Bütün araştırma şirketleri şöyle bir soru soruyorlar. En güvendiğiniz devlet adamı siyasetçi kimdir? İşte Sayın Cumhurbaşkanı birinci çıkıyor. Bilmem ikinci değişiyor. Ekrem Mansur İmamoğlu, Mansur Yavaş sıralanıyor. Ama Selahattin Demirtaş hep 5, 6, 6,5 lan bu listeye giriyor. Demek ki bu ülkede teröristlerle işbirlikçi diye ilan ettiğimiz insanın %6'lık bir karşılığı var. Bu şaka bir şey değil. Yani tek başına bile çıksa parti kursa bir oyu var. HDP konusu da böyle. Evet o doğru. Şimdi mesela ama burada şunu düşünmek lazım. Siz tekrar kurulup oy artıracak diye bu pervasızlığa, ben pervasızlık diyorum çünkü kendileri için demokrasi isteyenlerin zırhını düşürdü HDP'liler. Yani konuşma şanslarını öldürdüler. Kendilerinin de bu konuda söyleyecek bir şey kalmadı.
O kadar ayyuk, yani o kadar belirgin bir şekilde, yani adeta meydan okur gibi. Bak benim bu ilişkim var, hadi yiyorsa bir şey yap falan. Bu tavır olmaz. Hiç değilse yeni parti kurulduğunda, evet oyu artacaktır. Belki Pervin Buldan'ın dediği gibi 6 milyondan 12 milyona çıkmaz ama artar. O da doğru. Ama hiç değilse yeni kurulacak partide şu nezaketi gösterirler hiç değilse. PKK ile bağımız yok derler, bunu inkar ederler. Hiç değilse inkar etsinler ya. Bugüne kadar böyle bir şey oldu mu? Partiler olmadı ama devlet de mecbur kalıyor kapatmaya. Çünkü bu yaklaşımların, yani devletin, devlet derken ülkedeki hukuku kastediyorum. Yani hukuk efendim kontrol altındaymış, yönlen. Ne olursa olsun ya. En bağımsız hukukta bile bir devletin şu anki pozisyonu gereği böyle bir 30 yıllık ilişkiden sonra bu kapatma davası açılırdı, açılmaya mecburdu. Ama ne karar çıkar bilemiyorum. Şimdi rakama gelince bir de son olarak onu söyleyeyim. Bağımsız katıldıkları toplumda, seçmende karşılığı var bu partinin. Ne dersek diyelim. Şimdi bilmem kapandığında %10'la mı kapanacak? Tekrar açıldığında açılamayacak şekil kuralım diyorlar. Nasıl kuracaksınız? Ne diyeceksiniz? Başka isimler koyacaklar. Yani yeni HDP'lilerin açılmasının önüne geçecek bir formülden bahsediliyor. Bahsedilmiyor. Ama yok öyle bir formül. Bir formül yok. Öyle İyi bir formül yok. Şimdi geleceğim. Hocama da geleceğim. Size de geleceğim efendim. Ankara'ya da. Yeni kurulan HDP'nin devamı olacak parti şu an aldığından daha fazla oy alabilecektir. Evet. Bu doğru. Bunu görüyorum. Tahmin ediyorum daha doğrusu. Ama bu kez toplum adına da temenni ediyorum. Çünkü yine başka anketlerde sorduk. HDP'nin kapanmasını ister misiniz? Türkiye'nin %67'si kapansın diyor. Kapansın diyorlar ya. Toplumun 2/3'ü kapansın diyor. Yani bunu sonar bulmuyor ki. Bütün araştırma şirketleri bu soruya bu cevap. Kimisi 64 buluyor, kimisi 68 buluyor. Ama toplumun bakışı bu. Şimdi toplum böyle bakıyor. Hukuk karşınızda. Bir de hani bayrak, vatan, milleti de üçüncü bir faktör olarak koyun. Zaten bu kadar zaman böyle yürümesi çok zordu. Çok tolere edildi gerçekten. Yeni partinin hiç değilse şu farkı olur. Orada çoluğu çocuğu şehit olmuş ana babalara karşı veya bu ülkenin silahlı kuvvetlerine karşı veyahut da bayrak hassasiyeti taşıyan insanlarına karşı hiç değilse PKK ile bağımız yok rolü oynamaya mecbur kalırlar yeni kurulacak partide. Onun için yeni partinin kurulması belki de bu anlamda doğru olacaktır. Yani siz 30 yıl bu serüvenden sonra adeta meydan okuyarak bu yaklaşımdan gidemezsiniz, yürüyemezsiniz. Toplum da karşınızda olur. Tamam, şimdi yeni partiden bahsettik tabii. Sayın Hacı Salihoğlu'na gelmek isterim Yaşar Hocam. Bir hatırlatma yapabilir miyim? Yeni parti dediniz de, şimdi bir taraftan bakıyorsunuz siyasi yasaklı kişilere bakıyoruz. İşte bu siyasi yasaklı kişilerde 600'den, yani HDP'nin mevcut eski eş genel başkanlarının da içinde bulunduğu 600'den fazla parti üyesi için siyasi yasak istendi. Bu isimlere bakıyoruz, bu isimlerde yok. Hepsi bilinen isimler. O yüzden yeni kurulacak parti derken bir taraftan da siyasi yasaklar, yasaklı kişilerin dışında yeni bir parti ne kadar olası, ama ne kadar etki gücü olabilir o da tartışılır. Şu tespitle bitirmek istiyorum bir hatırlatmayla. Buyurun. Hocam kusura bakmayın. Şimdi ilk konuşmacı olunca konuyu birileri bir şey söyleyince kafanızda konular oluşuyor ama ilk konuşunca nereden gireceğinizi şaşırıyorsunuz. Şimdi şöyle bir mesele daha var. Bakın 91 seçimlerinde rahmetli Erdal İnönü ülkedeki demokrasi adına, o zamanki adıyla HEP'ti galiba, artık o kadar isim konuldu ki ismini unutuyoruz. HDP, pardon. Evet, SHP listelerinden meclise soktu. Yanılmıyorsan DEP. HEP olabilir. 89 yerel seçiminde SHP, İnönü'nün partisi %29'a yakın oy almıştı ve birinci olmuştu. Yerel seçimde. İl genel meclisi oyları itibarıyla. Tüm meclise Kürtçe yemin edildi. Sonra 91'de bu olay oldu. Yani SHP olarak HDP politikalarına sahip çıkılmış oldu bir diğer deyişle. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Sadece bunu söylemek için. Önümüzdeki sürede konuşuruz bunu ama SHP bir yıl, iki yıl sonra %2'lere düştü. O aynı SHP.
Hükümet ortağı olan CHP. Daha ulusalcı, daha milli yürüyen Ecevit yürüdü ve CHP yeniden kuran Baykal, ki o da ulusalcı yaklaşımdaydı. CHP seçmenlerin hepsi döndüler, bunlara oy verdiler. Yani burada şöyle bir risk de taşıyor Türkiye. Yerel seçimde bir takım matematikler, hesaplar, ittifaklar tutabilir. Genel. Ama genel seçim olduğu zaman düşünebiliyor musunuz? Ya bunların HDP ile işbirliği varsa 4 tane bakan HDP'li. 30 senedir PKK ile bu ülkeye 30 bin tane şehit vermiş. 4 tane, 3 tane HDP'li bakan girse kıyamet kopar bu ülkede. Tamam. Şimdi bunların hepsini konuşacağız. 6 milyonda oy var. Şimdi ben ilk turda... Onu söyledim. Tamam. Oyu da artacak. Onu da söyledim. Mevzu şu aynı zamanda. Bir de parti kapatma meselesi olduğu için... Parti kapatma meselesinin... özünden şuradan bakın isterim. İleriki dakikalarda seçmen davranışı parti kapatma meselesine bir gönül küskünlüğüyle yaklaşımı, bir de onun üzerine konuşacağız. Bu da önemli. Ama şimdi Yaşar Hocam'a dönmek isterim. Hocam ne olur bugün ve bugünden sonrası için nasıl bir yol haritası izlenir ve siyaseten nasıl şekillenir, siyaset nasıl etkilenir ya da? Bu Türkiye'nin çok yakıcı bir meselesi. Yani bunu net saptayalım. Fakat bunun bazı kavramlardan, bazı üst başlıklardan arındırılarak bu yakıcı sorunun netleşmesi, tarif edilmesi ve etrafında buluşulması gerekir. Şimdi oy, ittifak, siyasi parti kapama, demokratik ülkelerde siyasi partilerin varlığı. Daha arttırın bunu. İşte az önce Hakan Bey'i dinlerken daha çok bunları duydum. Daha fazlalarını da duyuyoruz. Günlerce bunu konuşuyoruz. Kapatılırsa ne olur diyoruz falan. Bunları söylüyoruz da bunların içinden şunu ayırt etme becerisini niye gösteremiyoruz? 37 yıl sonra üstelik. 37 yıl bir süreç. Büyük bir süreç. İçinde her şey var. Denenen her şey var. Güvenlik politikalarının serti, hafifi, yavaşı, ortası, siyasi parti kapatmaları, çözüm süreci, hepsi var. Çıkan kanunlar, bir takım anayasal değişiklikler, her şey var. Ne var 37 yıldaki çabanın özünde? Terör örgütünün terörünü durdurması. Ona fikren, siyaseten, toplumsal bir desteğin gitmemesi, bunun sonlanması ve Türkiye'nin geleceğine herkesin, Türk'ü, Kürt'ü, kendini nasıl hissediyorsa hissetsin ama o birliğe, bu toplumsal birliğe, o Çanakkale ruhuna sahip çıksın. İsteğimiz buydu. 37 yıl sonra buraya geldik. Şimdi bugün bu noktada biz böyle tarihin, geçmişin içinde, yani uzun bir tarih değil bu 37 yıl devletler için. Oradan bir şeyi tek çıkart, getir bugünle karşılaştır. Ne o siyasi parti kapandı, bugün oldu. Geçmişte o denendi, bugün bu oldu. Bakın bunların hiçbiri hem bilimsel değil hem gerçeklikten uzak. Peki bu, bütün bunlardan ayrı olarak nedir sorun? Sorun şudur. Bir yapı var ortada. Bu yapı diyor ki, yani bir görüntü çiziyor. Siyasi parti görüntüsü çiziyor. Siyasi parti falan değil bu. Şimdi siyasi partilerin kapanması. Siyasi partinin kapanmasına karşı mıyız? Hayır değiliz, demokrasinin falan. Tartışmayı o fazla aldığın andan itibaren adamların tuzağına düştün demek. Bu siyasi parti değil. Olsun diye uğraştık. Tartışma doğru bakın, paradigmalarla yürümüyor diyorsun. Olsun diye uğraştık. Siyasi parti olun diyoruz ya. Peki siyasi parti demokratik hukuk ülkelerinde nedir? Hiçbir şiddet, terör, silah, cinayet, kan, bunlardan uzak olan şeyin adıdır siyasi parti. O zaman bir siyasi parti ol diyoruz. Olmam diyor. Ama olmuşum gibi, olmuş gibi davranırım. Siz de bu numarayı yiyin. Yok, son bir yıldır olmuşum gibi bile davranmıyor. Onu bile davranmıyor. Ya hep öyleydi de. Öyle olsaydı biz ama neydi? Yani. İklimin etkileri var. Geçmişe gidin 90'lı yıllara. Oho! O kadar yakıcı sorunları vardı ki ülkenin. Kürt diyemiyor adam. Şarkısını söyleyemiyor. Bir yıl 1980 askeri darbesinin ağır baskıcı iklimi çökmüş siyasetin üzerine. Hala atılamamış o. Yasak var. Bundan yararlanıyordular. Müthiş. İfade özgürlüğü falan. Bazen insanların gerçekten diyordu ki yani bunlar bir şeyleri ifade etmek isteyen insanlar siyasi. Bırakın etsin. Tabii.
Bak bunların hepsi geçildi, aşıldı, her yol denendi, her türlü müsamaha da gösterildi. Öyle ya, çözüm sürecinin pratik yanlışları, o yöntem, bu yöntem, boş verin onları. İyi ki hepsi denenmiş. Ne kaldı denenmemiş? Son dönemde bile her şey denendi. Olmadı. O zaman sözün de bittiği yerdir. Bu konuda eylemin de bittiği yerdir. Neyin fazıdır? Hukuk görevini yapar, işletir, süreç işler, geçtir, erkendir. Bir kenara bırakın da bir şeyin altını çizelim. Demokrasi korunur, kullanması gereken bir şeyin adı değil midir? Siyaset denilen alanın korunup kullanması gerekmez mi? Onun çok asli bir unsuru olan seçmenlerin, sürekli herkesin dilinde 6 milyon seçmen, 6 milyon. İyi ya, o 6 milyon değil, bütün seçmenlerin hukuku kıymetli değil midir? Onu kim koruyup kollar? Asli görev siyasi partilerindir. Diyecekler ki, bak siyasi parti bizim gibi olur. Senin gibi olmaz. Sen siyasi parti görüntüsü altında PKK, PYD, YPG terör örgütünün anatomisindesin. Bunların bir üst yapılanmaları var, KCK. Ama bu yapılanmanın asli işlevi nedir? Sözüm ona toplumsal, siyasal, kamu düzenini dağdakiyle ovadaki arasındaki güvenmiyorlardı. Burayı da iyice kontrol edecekler. Bir sızma, bir şekil değişikliği olmasın. Özü odur onun. Sayfalar dolusu bu konuda çalışmalar yapılsın, edilsin, yapılanı da vardır. Özü budur. Şimdi belediye başkanlarına bir seçilenler var. Evet. Bir de onların eş başkanları var. Onları kim atıyor? O KCK'nın, sözleşmenin aslında o toplumsal siyasi örgütlenmenin bir gereği olduğu için öyle. O yüzden ben anatomisi diyorum. Anatomi ne demek? Kalbi, böbreği, organları diğerinden ayıramayacağınız bir şey demek. Şu cümlelerin de bir anlamı yoktur artık. Çünkü 37 yıl bu geldiğimiz noktada damıttığınız zaman, gerçekliği önünüze koyduğunuz zaman bunu söylemeniz gerekir. Nedir? O da şu. Nedir? İşte mesafe koysun, bağı kopsun. Ya zaten kendisi, onun görevi o. O maskeyle o pozisyonu koruyup kollamak. KCK sözleşmesi de bunu söylüyor. Bu terör örgütü mekanizmasının denklemini. Şimdi o eş başkanlar aslında belediyeleri onlar yönetiyor. Ve doğrudan o dağdaki terör ağlarıyla bağlantı onun üzerinden organik sağlanıyor. Organik bağları var diyorsunuz. Evet. Tabii. Şimdi peki. Şu çok mu zordur? PKK, PYD, YPG bir terör örgütüdür. Türkiye'nin dirliğini, birliğini, istiklalini ve bağımsızlığını ve özgürlüğünü hedef almaktadır. Bir kirli planın, kirli bir savaşın taşeronudur. Onu planlayanlar, sahaya sürenler de küresel sömürü, terör ve emperyalizmdir. Biz bunu asla kabullenemeyiz. Siyasi parti olmak demek buna karşı çıkmak demektir. Size bir bildiri. Yarınki yazıma da bunu koydum. Ve bu çağrı muhalefet partilerinedir. Nerede? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. İlk adımı onlar atmalıdır. Bu görev bence Cumhuriyet Halk Partisi'ne de çok yakışır. Güzel bir görev. Bu bildiriyi hazırlayacaklar. Mecliste, bütün kim varsa mecliste, herkesin önüne koyacaklar. Buna imza atın diyecekler. Atmayan siyasi parti olamaz kardeşim. Buna niye imza atmaz bir insan? Yaşanan bu kadar gerçekliğe rağmen. Buna niye imza atmaz insan? Şundan dolayı atmaz. Biz zaten bunun kendisiyiz. Bunu nasıl inkar edelim? O zaman bütün o siyasi partiler, meclis bu işin Kâbesidir. Demokrasinin tecelli ettiği, iradenin millet iradesi tecelli ettiği yerdir. O zaman buradaki bütün unsurlar toplumsal mutabakatı sağlayarak, şimdi bir de şu soru hep aranıyor ya, kapandı, yenisi açıldı. Efendim, hanımefendi de buyurmuş, 6 milyon 10 milyon olacakmış. Sığınmayın o insanların arkasına ya. Sen başarabiliyorsan git o Diyarbakır annelerinden bir daha bir oy al bakayım, alabiliyor musun? Asıl özne onlar. Niye onlar sana geçmişte oy verirdiler? Ama gerçekle, yüreklerinden o gerçek ortaya çıktı. Haykırıyorlar. Evlatlarımızı bunlar çaldı ya, diyorlar. Ha, o zaman bu çabamı, bu çağrımı yaptıktan sonra bütün taraflar Türkiye'de, bu Türkiye'nin siyasi alanı bizden sorulur. Biz siyaseti kirletmelerine, terörle anılmasına izin vermeyiz. Gazi Meclisi'nin ruhunu zedeletemeyiz.
Bunun şeyi biziz, sahibi biziz millet adına. Dolayısıyla bunu bütün Türkiye'ye duyuruyoruz. Toplumsal mutabakat süreci başlatıyoruz, seferberliği başlatıyoruz. Hadi bakalım bundan sonra yeniden parti kurulurmuş, aynı çizgide olurmuş, yine o çerçevenin içinde olurmuş. O başarılabilir mi acaba? Mümkün değil. Ama şimdi okudunuz siz Hülya Hanım, birçok eski siyasetçi, yeni siyasetçi, başka parti. Ya işte Demirtaş'ın tutuklu olmasına HDP'nin kapatılımı doğru bulmuyorum. Öbürü de başka bir şey. Bunu dediğiniz andan itibaren o siyaset alanının sorumluluğunu falan attınız bir kenara. Siz diyorsunuz ki Sayın Cumhurbaşkanı 2015'te böyle bir açıklama yapmış olabilir. Hatta şu an sessizliğini koruyor olmuş olabilir. Parti kapatılmasıyla ilgili. Buna herkes ama, dahil benim söylediğim. Ama herkes dahil. Herkes ama dahil. Bu parti bugün mecliste var olan, bugün Türkiye'de var olan diğer partiler gibi değil, bir terör örgütüyle arasında organik bağ olduğu net, kesinleşmiş. Bunu yıllardır da söylüyoruz. Ve evet Hülya Hanım, şimdi çok içinde net o tabelanın da orada durmasının bir anlamı yok. Tabii şöyle bir ama, evet. Durumu da yaşıyorum, hissediyorum. Yaşaya yaşaya, alışa alışa bu şeydir yani, bir yanıyla en tehlikeli yandır. Alışırsınız o yanlışlığa, bir süre sonra da gözünüze görünmemeye başlar. Yani öbürü oy hesabı yapıyor, aman öbür partiye oy gitmesin, %10 barajından bunlar açsın Türkiye barajını da öbür tarafa gitmesin de biz bundan yararlanalım. Öbürü diyor ki yok, ittifakta iki oy önemlidir. Öbürü diyor ki işte efendim ben onu terörist olarak ilan etmek için olsun, bu da varlığını sürdürsün. Bak herkes için söylüyorum bunu. Hiç iktidarmış, muhalefetmiş ayırmıyorum. İki bize ittifak, düşen görev, iki bu ittifak bileşenleri için de söylüyorum. Herkes için söylüyorum. Bir araya gelecekler. Ama niye Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu daha iyi yakışır dedim. Sonuç itibariyle ön alsın. Bak onun için iyi bir şey söylüyoruz. Bir araya bildiri, gelip ne yapsınlar? Bu bildiriyi hazırlasın. Mesela ne yapsınlar? Bu bildiriyi bak gelip. Somut. Bu bildiriyi söyledi. Cümleleri bu. Kendi istedikleri cümlelerle yazabilir. Tamam. Bu bir gerçeklik mi? Kabul ediyorlar mı? Tamam. PKK, PYD, YPG terör örgütüdür. Evet. Türkiye'ye hedef almaktadır. Sadece Türkiye değil, Suriye'nin, Irak'ın da toprak bütünlüğünü tehdit etmektedir. Hı-hı. Kürtlerin temsilcisi asla olamaz. Hı-hı. Arkasında emperyalizm, küresel terör baronları vardır. Hı-hı. Bu bir kirli oyundur. Dolayısıyla bunun... Bu bizim Çanakkale ruhumuzu, birlik ruhumuzu zedeleyen bir şeydir. Bizim Türkiye sevdası olan bizlerin sorumluluğudur bunu, bu bildiriyi kaleme almak, hı hı, ve imzaya açmak. Ve bunu CHP öncülük edebilir miyiz? Eder, yarından tezi yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kim varsa, grubu olan da saymıyorum, iki milletvekili de olsun hiç önemli değil. Kim varsa, çünkü orası milli iradenin tecelli ettiği yer. Onlar o yüzden oradalar. Koysunlar önlerine. Bu zat-ı muhteremlerin de önüne koysunlar. Sonra? Kim imzalamıyorsa bunu halka şikayet edecekler. Diyecekler ki ey Türkiye'nin her köşesindeki halkı, millet, bakın görün, bu benim görevimdi. Ben siyasi partilerin bir araya gelerek siyaseti ve demokrasiyi ve seçmenleri korumasını istiyorum. Bu gerçekliği, bu üç cümle gerçekse, buna inanıyorsalar, buna imza atmayan bizden değildir. Bu ülkenin bağımsızlığından, istiklalinden kopmuştur, değildir. Bu ülkeden değildir artık. Başkalarının boynuna geçirdiği kementle hareket etmektedir. Değil. Bunu yayın dalga dalga, siz alın o 6 milyonluk oyun adresi, siz olun ya. Gitmesin iktidar partisine, size gitsin. Peki, şimdi bırakın zaten yani bu anlaşıldı, öyle çok demokrasi şimdi... kılıfı, demokrasi maskesi, demokrasi maskeli baloyu, ne güzel de o işte o öyle diyor, bu böyle diyor. Ya yani Demirtaş'ın kendisi bunu söyledi. Bunu ben ilk yazanlardanım, açıkça dedi. Defalarca altını çiziyorum bu konuları. Soruyor bir yabancı gazeteci kendisine, diyor ki mesele demokrasi meselesi değil, statü meselesi. Suriye'nin kuzeyindeki kantonlar gibi bir şey olabilir. Hani o çözüm sürecinde niyet kıymetliydi, keşke başarılabilseydi, yöntemler yanlış oldu, öyle oldu, böyle oldu. Peki ama sonuç itibariyle onu da ortadan kaldıran, o iklimi de ortadan kaldıran şey yine küresel aktörlerin Suriye ve Irak üzerinden oluşturdukları, yeniledikleri yeni planın devreye girmesi ve bu zat-ı muhteremlere de verilen rol. Onları cesaretlendiren, yeniden şevke sevk eden iklim. Onun ürünle davrandılar ve bugüne geldiler. Durum budur. Bunu görmediğimiz sürece, yani işte partiler kapatılır mı, kapatılmaz mı? Kapatılsa ne olur? O işte şu kadar oy yeniden büyür falan.
Ben en tehlikeli yanın bu gerçeği... Hocam uzun uzun konuşacağız. Tabii bu gerçeğin yeterince telaffuz edilmemesinde... Türkiye'nin aydın olmanın sorumluluğu da sınavı da bugündür ve bu noktadadır. Peki çok teşekkür ediyorum Bedri Bey. Aslında Yaşar Hoca diyor ki evet. Çanakkale ruhunun üst başlığıyla böyle bir bildiri hazırlansa... bu bildiride üst başlık bu olsa, altı da işte PKK'nın bir terör örgütü olduğundan tutun da HDP'nin bir şekilde kınamasının da içinde olması gerektiği bir bildiri yayınlansa, bir metin, dış mihrakların da bir şekilde oyununun olduğu ve ülkenin eli içinde olduğu, bunların hepsi yayınlansa ama bunları yaparken de Cumhuriyet Halk Partisi buna öncülük etse... ve orada o öncülük sonrasında da bir şey çıkacak. Yani bir fotoğraf çıkacak, bir resim çıkacak. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki halkın desteğini alan siyasi parti yaşar. Halkın desteğini almayan siyasi partiler tarihin çöp sepetine atılırlar diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'den gelen ses parti kapatılması noktasında durdukları tavır yer çok net ortada. Ne diyorsunuz? Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına ve Cumhuriyet Halk Partililerinin açıklamasına ve siz nasıl bakıyorsunuz HDP'nin kapatılmasına? Yani mesela... Böyle bir bildiri mümkün mü mesela? Cumhuriyet Halk Partisi'nin şimdi öncülük edeceği? Birçok şey söylediniz. Hani Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği son sözden hareket edeyim. CHP bu ülkede 100 yılı aşkın bir zamandır var. Ve mesela Türkiye uzun görünen yıllar yön vermiş bir ANAP bugün siyaset sahnesinde hiç yok. Yani halk desteği yok olduğu zaman veya ideolojik altyapısını kaybettiği zaman bir parti çok güçlü bir iktidar dönemi geçirmiş olsa bile yok olur. Şimdi CHP'den bunu bekleyen veya bunu talep etmek isteyen bir belki iktidar mantığının bir kere Cumhuriyet Halk Partisi'ne iki günde bir ağır hakaretler zaten yapmaması lazım. Sonuçta biraz kendi ortamlarında rahatlamak için diyelim bazen Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteğine ihtiyaç duydukları zaman öyle bir milli birlik falan gibi bir kelimeyi hatırlıyorlar. Onun dışında iki günde bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne ağza alınmayacak laflar, siyasette yeri olmayan cümleler, tarihine, geçmişine, işte ülkeye yaptıklarına akıl almaz şekilde maalesef kullanılmayacak kelimelerle saldırılar görüyoruz. Şimdi burada benim söyleyeceğim laflardan bazen bana belki bugün HDP'liler kızacak. Bazen tabii kapatılsın diyenler kızacak. Çünkü ben düşündüklerimi söylüyorum ve esasında bunların sağ duyusu olan, sol duyusu olan halkın nabzını gerçek anlamda belki esasında derin nabzını yansıttığını... Hep farklı görüşler mi bazen kızıyorsa? O zaman doğru yoldasınız demek. Olabilir. Şimdi sonuçta biz şehit analarına önem veriyoruz. Şehit vermek istemiyoruz. Diyarbakır annelerine, çocuğum kaçırıldı diyen Diyarbakır annelerine önem veriyoruz. Artık kavga, savaş, ölüm istemiyoruz. Toplumun nabzı burada. Şimdi ne istiyoruz? Türkiye'de farklı görüşte veya farklı şeyler savunduğunu söyleyen insanlar siyaset yapsın istiyoruz. Demokrasinin bir parçası olsun istiyoruz. Terörden uzak dursunlar istiyoruz. Ama bir taraftan da çok seslilik istiyoruz. Ve çok seslilik istiyoruz. Şimdi iyi de şimdi bir sefere çıkıyoruz ve görüyoruz ki güçler ayrılığının egemen olması gereken bir ülkede anayasanın yaptığı siyaset tarifinde siyaset açıkça savcılardan HDP'yi kapatmasını talep ediyor. Sayın Bahçeli bunu açık açık talep etti. Sayın AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan bunu
açıkça parlamentodan dile getirdi. Daha sonra değiştirdi biraz. O hiçbir işe yaramaz gözünde. Neden? Neden hiçbir işe yaramaz? Çünkü deli misin, böyle bir şey yapılır mı? Biz yargıya böyle bir şey söylüyoruz. Efendim ben onu demek istemedim. Ben bunu Refah Partisi döneminden de, AKP döneminden de çok alışığım. İki günde bir biz onu demek istemedik. Çok güzel. Ben niye demek istediğimi ifade edebiliyorum. Yani demek ki insan bu kadar kelimeleri ve söylediklerini kolayca yazboz tahtası yapmamalı. Ben inandırıcı bulmuyorum insanların iki günde bir onu demek istemedim demesini. İstisnalar tabii ki hariç ama bu artık sürekli bir sendrom haline geliyor iktidarda. Şimdi deniyor ki bu parti kapatılırsa efendim toplum rahatlayacak. Sefere çıktık, HDP'yi kapatalım. Şimdi iktidar sanıyor ki hem rahatlayacak veya belki iktidarı açısından da HDP işte muhalefet partilerinin bir parçası veya desteği olamayacağı için o açıdan da rahatlayacağını belki sanıyor. Siz ne düşünüyorsunuz peki? Ben onu söylüyorum. Tamam, siz ne diyorsunuz bu konuda? Bir kere iktidarın yargıya işaret vermesi, bu şık olmayan sinyal dışında bir kere 7 milyon seçmen, 6 milyon her kaçsa seçmen, onlar kapanmıyor. Yani siz HDP'yi kapattığınızda... Ama sosyolojiyi kapatamıyorsunuz diyorsunuz. Sosyolojiyi gerçektir, de kapatamıyorsunuz. Orada bir gerçek real, artıyor da, artıyor da. Real politikada bir tepki oylarıyla artıyor. İki, onların vereceği oylarla zaten siz kendi lehinize bir siyasi siyasi yüzdenin iyi anlamda değişmesini de sağlayamıyorsunuz. Öyle değil mi? Öyle mi? Değerli dostum. Şimdi... Dolayısıyla ben bu filmi daha önce gördüm. İşte HEP, DEP, HADEP, DEHAP, DTP, BDP, HDP sırayla isimler. Şimdi ne deniyor burada? Peki illa kapatacağız. Efendim yenisini açtırmayacağız. Böyle bir şey yok. Türkiye'de o zaman siyaseti kapamanız lazım. Başka isimlerle açalım. Hayır, başka bir insan, başka insanlar geldi ve dediler ki biz XYZ partisi açıyoruz. Evet. Ya da ABC partisi açıyoruz. Olmaz. Niye sen işte Bedri Bey zaten Şırnak'ta doğmuşsun. Bunu mu diyeceğiz? Bedri Bey zaten 600'den fazla parti üyesi için siyasi yasak istendi ya. Eğer bu da gerçekleşirse, böyle olursa, bu siyasi yasak istenen kişilerin hepsi bütün Türkiye'nin bildiği, tanıdığı isimler. İşte yeni isimler çıkar. İşte Ahmet Türk de var, Leyla Zana da var. Yeni isimler Ayhan çıkar. Bilgen de var, Altan Tan da var bu isimler arasında ve var olan HDP'li milletvekilleri var. Sadece şu an 11 HDP'li milletvekili yok içinde aslında, hali hazırda. Bedri Bey'in dediği yine doğru. Yani niye biliyor musunuz? Kandil'den yeni isimler verilir. Kandil'den yeni isimler şimdi verilir. Şimdi Mehmet Bey, şimdi size geleceğim. Ben, zaten bir genel toparlama yapıp tamam, siyaset bilimci olarak ama Bedri Bey... Bu HDP'nin bir şey. Sizi teyit için söylüyorum. Evet. Şimdi o 650 isim verildi ya, 1000 de olsa bu HDP'nin işini kolaylaştırıyor. Çünkü o isimler olmadı mı, başka isimlerle girildiği zaman nasıl iddia edeceksiniz onların PKK'lı olup olmadığını? Anlatabildim ne demek istiyorum? Yani bunu engelleyemezsiniz. Yeni parti kurulmasını engelleyemezsiniz. Kaldı ki şu anda ben bu konuyu Sayın, çok güvendiğim Sayın Kanadoğlu'ndan da dinledim. Bugün kendisine ulaşamadım ama Sayın Yekta Güngör Özden'e ulaştım. Sayın Yekta Güngör Özden de Sayın Sabih Kanadoğlu'nun görüşlerini teyit etti. Yani dedi ki, bir kere dedi, bu parti kendini şayet feshederse açılan kapatma davası hükmünü kaybeder ve açılan kapatma davası geçerli olmaz ve dava düşer dedi. Ha, siyasilerin de ayrı ceza açılabilir. Ayrı ceza davası açılabilir HDP'nin siyasileri için. Ama tüzel kişiliğin ölümüyle bu dava düşer dedi. Şimdi o bir kere neden? Çünkü Anayasa Mahkemesi 108. maddeyi iptal etmiş. Yani böylece daha önce açılmış bir kapatma davası parti kendini feshederse devam edemiyor. Devam edemiyor. Neden? Bir kere AKP'nin bunlar hoşuna giden uygulamalardı. Neden? Çünkü AKP kendisi bir oy farkla kapanmanın eşiğinden döndüğü için... Kaç kere duydum ben iktidardan, Türkiye'de artık öyle parti kapatma devri bitmiştir. Böyle şeyler artık Türkiye'de yaşanmayacak. Demokrasilerde böyle şey olmaz.
Ve zaten böyle temayüllerin sonucunda o 108. Maddede sonuçta kaldırıldı ve parti kapatmak neredeyse imkansızlaştı dendi. Ha şimdi kendisi parti kapatmak istediği için bunun çelişkisini yaşayıp acaba bu durumu nasıl aşarız? Bu hukuki tıkanıklığı aşmak mümkün mü diye belki formül arayacaklar. Bu arada çok fazla mesajlar geliyor izleyicilerden de, Twitter'dan da geliyor mesajlar. Çok sorular var. O soruları da bir şekilde son harmanlayıp... Son bir cümle söyleyeceğim. Buyurun, sizdeyim efendim, devam tamam, edin. Peki. Harmanlayıp da ara ara döneceğim şimdi ve bakın, sormaya da çalışacağım. Siz 6 milyon kişiyi, artık senin siyasi partin yok, hatta yenisini de açamayacaksın. İktidarın diliyle konuşuyorum. Bunu yaparsanız ne olacak? Siz o insanları... Ha, belki fiili olarak seçimde başka muhalefet partilerine itmiş olacaksınız. Kanalize yani, edebilirsiniz. Yani lehinize bir şey olmayacak. Ama tam tersine bir de ağzıma bile almak istemiyorum. Allah korusun terörü tek alternatif göstermiş olacaksınız. Yani o insanlar siyaset yapamazsa fikirlerini ve diyelim taleplerini, tepkilerini siyasi yollarla ortaya koyamazlarsa, seçime girerek ortaya koyamazlarsa, o zaman siz zaten beyni yıkanmaya çok müsait o gençleri, kolayca beyni yıkanan o gençleri ne yapacaksınız? Terörün eline mi vereceksiniz? O zaman ne olacak? Zaten böyle bir dava açtığınız an, zaten 2 gün mü oldu, 1 gün mü oldu? Dava açıldı, 28 saat mi oldu? Ne öyle bir şey? 2 gün oldu. Yeni şimdi, dava. Şimdi sonuç, Avrupa Birliği ve Amerika zaten anında büyük tepkilere başlayacaktı. Bu malumdu. Dün de söyledim bunu. Evvelsi gün. Her zaman öyle ama S-400 tamam. Vitesine de öyle, yani, diğer meselelerde yani de öyle. O kaçınılmaz tepki. Maddi manevi olarak yalnız HDP değil PKK'ya da destek aktaran bir dünyayla karşılaşacaksınız. Yani ektiğiniz doğum ama daha da artacak bu. Yoğun olarak artacak. Zaten Türkiye'nin lobileri Avrupa'da ve Amerika'da maalesef biliyoruz ki Kürtleri savunan lobiler veya Ermenileri savunan lobiler veya Yunanistan'ı savunan lobiler maalesef bizden, Türkiye'den daha güçlü Avrupa'da ve Amerika'da. Şimdi siz zaten ülkeniz dünyada 180 ülke arasında 154. mü neyiz demokratik kriterlerde. Daha ileride olduğumuz ülkeler var, üzülmeyin. Suudi Arabistan var. İşte Kuzey Kore var, İran var. Onlardan daha ilerideyiz. Zaten her açıdan biz, yok Twitter'da şu mesajı attın, hemen kapında polisler. Efendim sen şu lafta bir ima sezdim. Sen şu bakana hakaret etmiş sayılıyorsun. Cumhurbaşkanına hakaret etmiş sayılıyorsun. Derhal dava, derhal şey. Şimdi zaten ülke bu bağlamda tepki ve demokratik hakkını kullanma anlamında her kalem oynatanın, her sosyal medyada bir şey söyleyenin ensesinde diyelim büyük tepkilerle görülen bir iktidar var. Şimdi bunun yani ana akım medya, yani Sözcü, Cumhuriyet gazetesi, bunlar bir şekilde ana akım medya. Yani Türkiye'de muhalefeti temsil eden ana yayınlar. Sözcü televizyon logosunun bir yıldır beklemesi, Cumhuriyet gazetesine sürekli ilan cezası verilmesi, bunlar saymakla bitmez. Yani siz bütün o demokratikleşme paketi içinde o antidemokratik yapının sonucu yani, olarak kendi düşünceleri siz bir de attığı tabii bir tweet yüzünden bu dava açıldı. Üstelik o tweet'teki haber yasaklanmamış, erişim engeli getirilmemiş. Böyle bir haberin ana etken olduğu bir Gergerlioğlu milletvekilliğinden düşürme olayının peşinden aynı gün, tesadüfe bakın, bir HDP kapatma davası getiriyorsanız ve ayrıca bu da sanki Bahçeli'nin kurultayına, genel kuruluna bir hediye gibi, muhalefetin de sık sık dile getirdiği gibi bir ortamda gerçekleşiyorsa, hemen Sayın Bahçeli de bizim zaten Cumhurbaşkanı adayımız
Sayın Erdoğan'dır diye bunu, buna teşekkürü hemen karşılığında sunuyorsa, bu arada Sayın Erdoğan'ın nasıl Cumhurbaşkanı adayı olacağını da bilmiyoruz. Ama çünkü şimdi konu o değil. Şu andaki anayasal duruma göre bu da. Bu arada da efendim sizdeyim. Sayın Mehmet Şahin'e geçmek istiyorum. Bittiyse Sayın Bahçeli şey bunu sadece şimdi Mehmet değil çok uzun süredir zaten dile getiriyordu kapatılma istemiyle ilgili. Yani ben asla umutsuz olmam. Mehmet Hocam size öyle geleceğim ama. Öyle bir bünyem yoktur ama. Evet. Yani şimdi giderek umutsuzlaşacağım o noktadayım. Şimdi Ankara'yı ihmal etmeyin. Ankara'yı ihmal etmemem lazım ben, gerçekten. Hani, evet. AK Parti öyle diyormuş, iktidar böyle diyormuş. Ben bir somut öneride bulundum. Bir bildiri. Bu bildiride bir aydın olarak ne söylemek gerekir? Sordum onu Sayın Baykam'a. Bildiride özellikle yani, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de önce olması o parti böyle diyor, bu parti böyle diyor. Bu kötü bir şey mi? Hatta Cumhuriyet Halk Partisi önce olursa Türkiye'de bir taraftan nefes de alır diyor. Çünkü belediye seçimleri sürecinde o biliyorsunuz gizli ittifak yok, önde olan ittifak, arka bahçede buluşmalar gibi birçok şey konuşuluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yazacağı bildiriye Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı veya Merkez Yürütme Kurulu karar verir. Bu Sayın Yaşar Bey'in ya da benim kararlarımız değildir. Ben zaten her konuyu Cumhuriyet'te köşemde hangi yorumlarla dile getirdiğimi aktarıyorum. Türkiye'de de kendisinin tarif ettiği veya görmek isteyeceği tip bir birlik arzusu ortaya peki koyan bir iktidar maalesef hiç yok. Peki, ya bırak tamam, bu iktidarın üzerinden okumayın meseleyi ya. Bu şimdi ya Bedri Bey'in... Bir aydına düşen görev kendi özgür ülkesinin kendisini merkeze alarak bu HDP denilen parti niye terör örgütünden kopmuyoryu sorgulayandır ya. Ben bunu sorguluyorum. Yaşar, sorgulayın gereğini yapın. Yaşar Bey ben bunu söyleyin, sorguluyorum. Bırakın demek, o tweet atmış bu böyle demiş. Demek onun üzerinden gitmiş. Demek parti bir parti aidiyetiniz varsa çağrı yapın ona. Demek deyin makalelerimi deyin ki sahip çıkın siyasi partiler hukukuna. Ben HDP'yi yani bunu söyleyeyim. Ben HDP'yi 2015 yazından beri yani bu kadar olarak neden terörle arasına mesafe koymadığını, lanetlemediğini tepki veriyorum, sorguluyorum. Nasıl çözeceksiniz o zaman? Sorgulanıyorum. Nasıl çözeceksiniz? Ben bunların hepsini yapıyorum. Nasıl yapacağız? Sadece özelinde değil. Ben bunların hepsini yapıyorum. Partiler ve parti kapatması. Yok, parti kapatmaları ABD özelinde ABD Avrupa Birliği artırırmış baskısını. Evet. Arttırsın arttırdığı kadar. Ya, kardeşim. Arttırsın zaten gidelim 190'a düşelim. Ne olacak? Tamam ne olacak? Ya, şimdi bu cümleler bile daha pratik bu cümleler bile esas itibariyle meselenin özünden çıkar. Uzaklaştırıyorsunuz. Size göre uzaklaştırıyor. Niye uzaklaştırıyorum? Beni PKK, PYD örgütü, Amerika, Avrupa Birliği destekleyecek de bana baskı uygulayacak, benim sıralamam düşecekmiş. Hayır. Yerin dibine insin olsun. Ya ne kadar kahramansınız. İnsin. Buyurun. Sayın Salihoğlu, şöyle tamam, bir şey. İnsin. Devam edin siz de. Devam edin. Bu partiler kurulsun. Parti gibi davransın ama olmasın. Yaşar terör örgütünün bu aile sürsün. Sürsün. Benim Yaşar, adıma sürsün o zaman. Yaşar Hocam herkes kendi görüşünü aktarıyor burada. Ya sizin söyleyeceğiniz beni ilgilendirmiyor. Ben yani, söylediklerinizden çıkartıyorum sonucu. Sen bunu de. Yani Allah Allah ya. Baskı yapacak mı? Ben sizi bilip gitsin makalelerinizi tamam yazayım. Ben şimdi her gün televizyonda konuşuyorum. Her gün makale yazıyorum. Şimdi sizden bir dakika Bedri Bey, Yaşar Bey müsaade edin lütfen. Herkes kendi görüşünü böyle bir demokratik ortamda, demokratik platformda saygı çerçevesinde izleyicilerimizle izliyor lütfen. Benim fikirlerime karışmayın. Tamam. Sizin yani fikirlerinize fikirle karşılık veriyorum. Siz de benim fikrime fikirle karşılık verin. Tamam. Siz sinirlenmeden. Ama sinirlenmeden. Dışarıdan sopa göstererek ama değil. Hangi sopa? Yani Amerika sopasını, Avrupa Birliği sopasıyla sıralamam düşermiş. Mehmet Şahin, Profesör Doktor Mehmet Şahin, Bedri Bey. Bir kelime ben onlara bir şey yapmayacağım. Yaşar Hocam. Destek olan partiye dokunmayacağım. Yaşar Hocam. Sıralamam düşer diye korkacağım. Yaşar Hocam. Müthiş aydın inisiyatifine bak ya. Ama şimdi hayran oldum yani. Burada fikirler tartışsın. Bağırmadan Bedri Bey rica ediyorum. Bedri Bey. Terörle ilişki kurmuş bir siyasetçi ispatladığınız zaman ona ceza verirsiniz. Yoksa partiyi kapattığınızda hani ve bütün o seçmenleri yok saydığınızda, demokrasiyi kendi kafanıza göre kartları karıştırdığınızda bir şey kazanmıyorsunuz. Dejavü diye bir şey var. Siz inanmıyorsunuz. Bir santimetre kare ilerlemiyorsunuz. Yeri siz parti zannediyorsunuz. Terörle ilişkisini
kuran milletvekili varsa tamam, onlara Bedri ceza verin. Ama inanmadığınız çıktı ortaya. HDP'nin bu anatomi kimi olduğuna inanmıyorsunuz. Çok net anlaşıldı. Profesör Doktor Mehmet Şahin. Mehmet Bey şöyle bir şey yapalım mı? Bir dakika. Mehmet Bey şimdi şöyle bir şey yapalım. Sizde epey uzun kalacağım. Çok da teşekkür ediyorum sabrınızdan ötürü. Ama Ankara'ya hiç unutmadım. Bir reklam arası vereyim. Böyle bir soluklanalım. Bir nefes alalım. Reklamdan sonra da size geçeceğim. Özellikle hem demokratik kriterler göz önüne alındığında parti kapatılması noktasında ben duruşum bellidir diyor Bedri Bey. Diğer konuşmacıları da dinlediniz. Onun dışında da diyor ki evet HDP'yi kapatabilirsiniz ama HDP'ye oy veren o sosyolojiyi nereye koyacağız, nereye konumlandıracağız? Bir de yeni partilerin açılması noktasında ya da yeni partilerin kurulmasının önüne geçecek formüller de belki aranıyor ama bu da ne kadar doğru Türk demokrasisi açısından diyor. Bir de HDP'nin kapanması bir taraftan terörle güvenlikte verdiğimiz o mücadeleyi güçlendirir mi, zayıflatır mı? Onu da bir düşünmek gerekiyor diyor Bedri Bey. Ama önce bir reklam ardından Profesör Doktor Mehmet Şahin bu süreci bir siyaset bilimci olarak irdelesin efendim. Biraz soluklanın. Peki, reklam öncesi Profesör Doktor Mehmet Şahin'e geçeceğiz. Ankara'da da çok uzun süre bekledi ama sizi unutmadım. Sizde de epey bir kalmak istiyorum. Siyaset bilimi açısından aslında yaşadığımız süreci biraz böyle derleyip toparlayarak açıklamanızı da isterim. Biz haftalardır aslında konuşuyoruz. Hem bu HDP meselesini de konuşuyoruz. Türkiye'nin demokratikleşme meselesini konuşuyoruz. Yargı reformunu konuşuyoruz. Paketler de açıklandı, insan hakları eylem planı. Hukukçularla da konuşuyoruz. Terör örgütüyle bağı noktasında kapatılmasıyla ilgili bütün hukukçular hemen hemen aynı görüşü, aynı savı kabul ediyorlar. Ama işin siyaset bilimi açısından da farklı görüşte olanlar var. Parti kapatılmanın Türkiye demokrasisi açısından bakıldığında çok da olumlu pozitif bir fotoğraf çıkarmayacağı noktasında. En son Sayın Bedri Baykam dedi ki HDP'yi kapatabilirsiniz ama var olan bir sosyoloji var. O sosyolojiyi nasıl kapatacaksınız? Demokratik kriterler de göz önünde bulundurduğunda Türkiye'de dünya sıralamasında çok da iyi bir yerde değil diyor. Onun dışında yeni HDP'ler kurulmasının önüne geçecek olan formüller de belki aranıyor. Ama bu formüllerde HDP oy veren seçmen nezdinde bir gönül bağı noktasında kopukluk da kırıklık da yaşayabilir diyor diğer partilere dair. Ne dersiniz? Bir taraftan da HDP'nin kapatılması terörle mücadeleyi güçlendirir mi ya da zayıflatır mı gerçekten? Bir söz istiyorum diyecektim. Şaka bu. Şaka. Lütfen. Çünkü şaka. Mehmet Bey kurdaşan demiş. Kabul etmiyorum. Aynen. Kesinlikle. Buyurun. Buyurun şimdi, Mehmet Hocam. Benimle İstanbul arasındaki mesafenin yarısı kadar HDP'nin PKK ile arasındaki mesafe olsa Türkiye'de sorun kalmaz. Kastettiğim herhalde işte uzun mesafe uzayınca onu kastettim. Şimdi HDP'nin anlaşılması için bir metafor yapmak istiyorum. Buyurun. O da şu. Siyasilerin ben doğru davrandığını düşünmüyorum. Siyasiler siyasi davranıyor. HDP siyasetle anlaşılacak bir parti değil. Bir milli güvenlik meselesidir HDP'nin duruşu. Onu açık açık söyleyelim. İşte HDP siyasi parti ise Cumhuriyet Halk Partisi ney? HDP siyasi parti ise AK Parti ney? HDP siyasi parti ise MHP ney? HDP siyasi parti ise İYİ Parti ney? Şimdi siyasi parti hüviyetini kazanmış. Bir şekilde almış. Diyoruz ya, işte kurulmuş. Hı hı. Peki Türkiye'deki tüm siyasi partilerin HDP gibi olduğunu düşünün. Türkiye Cumhuriyeti diye bir devlet kalmaz ortada. Düşünsenize diğer partilerinde terör örgütü tarafından listeleri belirleniyor. Diğer partilerinde terör örgütünün güdümünde olduğunu, onların kontrolünde olduğunu ve o partiler bir anlamda terör örgütünün istihdam merkezi olarak çalıştığını, hı hı, Türkiye karşısında ne kadar faaliyet varsa onların içinde yer aldığını hesaplayın. Bir düşünün yani. Şu anda hepimiz 5 kişiyiz, düşünelim. Tüm Türkiye'deki siyasi partiler HDP gibi. Hangimiz o ülkede yaşamak isteriz? Biz doğru konuşmuyoruz. Bu ülkenin aydını 200'lü. Doğru konuşmuyor.
Siyasetçisi de doğru konuşmuyor. O cesareti de yok. Ya siyasi çıkar için doğru konuşmuyor ya da korktuğu için doğru konuşmuyor. Ya da kötü niyetli olduğu için doğru konuşmuyor. Şöyle bir düşünelim. Bırakalım, tanımıyoruz. Oy verdiği kitleyi, oy aldığı kitleyi tanımıyoruz. Adı HDP değil. Bir ülke düşünün, adı Zenit olsun bu ülkenin. Zenit, bilmediğimiz bir isim olsun. Ve burada Zenit ülkesinde X diye parti kurulsun. Bu parti, siz oraya ziyarete gidin. Siyasetini konuşurken desinler ki bu X partisinin, Zenit ülkesindeki X partisi, ülkenin bir bölümünü bölmek istiyor. Kendi otoritesini kurmak istiyor, ülkeyi bölmek istiyor. Ülkenin bir bölümünde ayaklanma çağrısı yapıyor. Bu ülkenin bir bölümünde şöyle veya böyle sahip olduğu imkanları kullanarak elindeki iş makinelerini terör örgütünün, oradaki terör örgütünün hizmetine sunuyor. O X partisi Zenit ülkesindeki başka bir yapılanmanın güdümünde hareket ediyor. O Zenit ülkesinin tüm dış politika çıkarlarının karşısında Türkiye, Zenit ülkesinin ne kadar düşmanı varsa onlarla birlikte hareket ediyor. Üyelerinin tamamı bu yapılanma içinde hareket ediyor. Ve o X partisinin, Zenit ülkesindeki X partisinin tüm kurumları, ilçe ve il kurum başkanları terör örgütüne istihdam sağlayan bir yapı olarak ortaya çıkıyor. Hatta ve hatta oy aldıkları insanların kızlarını ve çocuklarını terör örgütüne kaçırıyor. Böyle bir ülke düşünün. Böyle bir Zenit ülkesinin böyle bir partisini düşünün. Ve Zenit ülkesinde bu terör örgütünün liderleri terör örgütü olarak tanınmasına rağmen o ülkenin meclisinde onun lehine sloganlar atıyor ve il başkanlarında, ilçe başkanlıklarında onların resimlerini taşıyor. Yani örgüt merkezi olarak çalışıyor. Peki siz o ülkeyi ziyaret ettiğinizde, o ülkenin siyasetini konuştuğunuzda size bunu anlatsalar. Ya bu Zenit ülkesine geldin ama sen demokrat bir demokrasiden bahsediyoruz. Böyle bir parti var. Bu parti ile ilgili size böyle bir ilgi verildiğinde ne hissedersiniz, ne düşünürsünüz? Bunu benzetme, bu metaforu yapmamın tek bir nedeni var. O da şu, bizim aydınlarımız ve siyasetçilerimiz başka argümanları göz önünde bulundurarak hareket ettiği için onları şöyle biraz geri çekmek istedim. Biraz çekilin, geri çekilin. Geri çekilin, uzaktan bakın. Şöyle Türkiye'ye bir çıkın dışarı, uzaktan bir bakın bakayım nasıl hareket ediliyor. O resme baktığınızda o zaman HDP'yi konuşursunuz. HDP'nin nasıl bir yapılanma olduğunu anlarsınız. Şimdi biz bugün ne konuşuyoruz? Diyor ki bir siyasi parti lideri, Sayın Kılıçdaroğlu, isim de vereceğim. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Buna hepimiz imza atarız. Evet, siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Ama hangi siyasi partiler? Hangi siyasi partiler? Şimdi HDP'nin kapatılması geldiği zaman biz Türkiye'deki demokrasi ve HDP'nin, hangi HDP'nin? PKK ile iç içe. Biz diyoruz ki bu budur. Hayır diyor ki ben bunlarla organik bir şekilde varım. Benim ilişkim var diyor zaten. Diğerleri diyor ki siz hayır yoksunuz. Yok diyor, sen bunu söyleyemezsin. Ben diyor benim ilişkim var diyor. İnkar etmiyor zaten. Bunu inkar etmiyor. Ondan sonra HDP'nin böyle bir partinin kapatılması gündeme geldiğinde ondan sonra Türkiye'deki demokrasiyi konuşuyoruz. Ey mübarekler! Kastettiğim burada mübarekler, bu konuda HDP'yi haklı bulan, HDP'yi alan açan siyasetçiler ve aydınlar. Ey mübarekler! Peki HDP bir ayaklanma çağrısı yaptığında, terörle iç iç olduğunda, çukur eylemlerinde, il ilçe başkanları istihdam merkezi olarak çalıştığında niye siz HDP'nin mevcut davranışını demokrasi üzerinden değerlendirmediniz? Korkaklar. Tekrar söylüyorum. Siz niye HDP'nin normal demokratik bir ülkede, demokratik siyasetin içinde olması gerektiği gibi davranmayıp bu ülkenin siyasetini, ailelerini, daha da önemli tekrar söylüyorum, ailelerini, onların uykusuz kalan anneleri, babaları, kardeşleri kaçırılan ailelerini zehirliyorsunuz. Demokrasiyi zehirliyorsunuz. Toplumu zehirliyorsunuz. Dış politikasını zehirliyorsunuz.
Bölgesel politikasını zehirliyorsunuz. Zehirliyorsunuz da zehirliyorsunuz. Hı. Peki bu olduğunda niye çıkıp demiyorlar ki? Ya senin bu duruşun Türkiye'deki demokrasiye zarar veriyor demiyorlar. Niye o zaman demokrasiyi konuşmuyoruz? Niye o zaman bu konuyu gündeme getirmiyoruz? Niye o zaman demokrasi çağrısı yapan bugüne kadar insanlarımız bu konuda iki çift söz söylemiyor? Şimdi tek tek burada istiyorum. Bir iki yüzlülük yaşanıyor bir tanesi. O zaman. İki yüzlülük, yüzsüzlük, yüzsüzlük, iki yüzlülük ve yüzsüzlük. Şöyle söyleyeyim. İşte HDP kapatılma, HDP'nin tüm davranışları noktasında hiç söz söylemeyenlerin tamamı iki gündür kafasını uzattı. Kafasını uzattı. Kimisi diyor ki ben Cumhurbaşkanı adayıyım, beni görün ha. Kimisi diyor ki ilk önce ülkem değil. Pazar günü yazacağım köşede. Kimi kastediyorsunuz önce ben Cumhurbaşkanı adayım, beni başlıyor. Görün derken? Sayın Gül diyor, hiç sesin çıkmadı. Sayın Gül'den bahsediyorum. Sayın Gül bugüne kadar HDP ile ilgili bir açıklamasını gördünüz mü? Ama baktığınız zaman açıklaması var. Bunlar geliyor. Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu, Sayın Kılıçdaroğlu koşa koşa Millet İttifakı diye tanımlanan yapının içine gittiğini görüyorsunuz. Peki niye bu zamana kadar HDP'nin işbirliği içinde olduğunuz bir partinin kabul ediyorsanız siz Türk siyasetini, Türkiye'deki demokrasiyi zehirlemesini, aileleri zehirlemesi noktasında bunlarla oturduğunuzda, grup toplantılarınızda niye iki cümle söylemiyorsunuz? Niye bu noktaya getiriyorsunuz? Niye Türkiye'nin, işte parti kapatılırsa Türkiye'nin imajı bozulurmuş? Siz bu hale getirdiniz. Siyasetçiler bunun içinde bu alan aça aça, çünkü HDP diyor ki oturun dikkat edin, partisi kapanma açıldığı zaman bile gururla kalkıp diyor ki bu partinin eş genel başkanı bu bizim için sorun değil, oyumuz %20'ye çıktı, 12 milyon da oy alacağız diyor. Hala demiyor ki hala ya kardeşim biz en çok da Kürtlere zarar veriyoruz demiyor. En çok Türkiye Cumhuriyeti'ndeki demokrasiye zarar veriyor demiyor. Niye diyor biliyor musunuz? Çünkü bu partinin bir önceki eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı kastediyorum. Bu terör örgütü ve Koben olaylarından dolayı yargılaması devam ediyor. Türkiye'nin ikinci partisinin lideri diyor ki bu siyasi olduğu için içeride tutuluyor. Aynı zamanda diyor ki onun içeride kalması şeref madalyası olarak kabul ediyorum diyor. Siz onun o davranışını şeref madalyası olarak kabul ederseniz bu çizgiden gelen parti, kurulacak partilerin tamamı der ki nasıl olsa bize alan var. Bize biri bir şey söylese diğeri bir şey söylemiyor diye bildik davranışlarına devam ettiğini görüyorsunuz. Hı hı. HDP demokrasiye sahip çıktı da biz mi karşı çıktık? Tekrar söylüyorum, HDP Türkiye'de demokrasiye sahip çıktı, biz karşı mı çıktık? HDP'nin demokrasiye sahip çıktığını gösteren bir şeyini gösterir misiniz? Mehmet Bey, size bir soru sorabilir miyim? HDP, şimdi HDP'den beklenen, sizdeyim efendim ve uzun uzadıya da açmanızı isteyeceğim bir siyaset bilimci olarak. Bütün programlarda genelde söylüyorsunuz, yani HDP'den beklenen Kandil'le arasına bir şekilde mesafe koyması, demokratik siyaset yapması, o çoğulculuğu, o rengi yansıtabilir ama Kandil'le, terör örgütüyle arasına mesafe koyması. Bu tamam, bunu alalım bir yere koyalım. Ama bir diğer taraftan da bugüne kadar yaşadığımız tecrübe, bir dolu HDP'nin açıldığını gördük. Toplumsal hafızada var. Şimdi Hakan Bayrakçı da Bedri Baykam da herhalde şu konuda hemfikir diyor ki, sanırım siz de dediniz, ya bir taraftan bir dejavu da yaşanıyor. Şimdi bunun önüne nasıl geçilecek o zaman? Ya bugünden sonrası bunun için bakıldığında nasıl geçilecek? Şimdi yeni bir parti kurulacak. Bu parti kapatılırsa eğer, tabii süreç nasıl işleyecek, hukuki açıdan bakıldığında farklı mekanizmalar da devreye girecek mi girmeyecek mi onu bilmiyoruz. Ama yani yeni bir parti kurulmanın önüne geçecek başka formüller mi aranacak? Ya da geleceğim size geleceğim efendim. Ya da şöyle sorular da var mesela, siz konuşurken bu sorular da gelmedi değil aslında bir diğer taraftan bakıldığında. Yani HDP'nin aslında birçok politikasını eleştiren isimler de bu 600 küsür isim içinde. Mesela bir tanesi de şu an içeride cezaevinde olan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen. O da HDP'nin politikasını eleştirenlerden. Keza Sayın Altantan da HDP politikasını eleştiren ve partiden bir şekilde uzaklaşan, ciddi bir biçimde mesafe koyan insanlardan biri. Yani o zaman hani ne olacak deniyor.
Söylediğiniz iki ismin de HDP'de milletvekili olduğu dönemdeki açıklamaları çok açıktır. Evet, bugün eleştiriyorlar. Bugün Ayhan Bilge'nin de açıklamasını biliyorum. Yakinen takip ediyorum çünkü. Çalıştığım alan sadece Türkiye iç siyaseti değil, bölgesel anlamda da buna baktığım için biliyorum. Altantan'ın açıklamalarını da biliyorum. Yani onların arasındaki özellikle diyelim ki Ayhan Bilge'nin yönetici olduğu dönemde, HDP'de yönetici olduğu dönemdeki açıklamalarına da bakmak gerekiyor. Yani bugün eleştiri var ama o dönemde bu da var. Çünkü bu kapatma davasına baktığınız zaman uzun süredir neredeyse 2015 yılından itibaren gelen dosyaları içerdiğini görüyorsunuz. Nitekim Kobani süreciyle ilgili unutmayalım, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının, Ankara Cumhuriyet Başsavcısından dosyayı istemesi, bu Kobani süreciyle ilgili şeyler, bunların hepsine baktığınız zaman o 600 küsür sayfanın içinde sadece son dönemdeki durumla ilgili değil, geçmiş dönemdeki açıklamalarını da biliyoruz. Evet, Altantan'ın açıklamalarını da biliyoruz. Çünkü şöyle bir imaj oluştu, özellikle bu çözüm süreci döneminde bir kısım HDP'nin içinde yer alanlar bu iş bitti, artık burayı biz yöneteceğiz tarzı kendilerine kontrolsüz bir güven duydular ve illegal faaliyetlerin içinde hareket ettiler. Bunu ben bölgede de gördüm. Bunu bölge derken Güneydoğu'da da gördüm, siyasetçilerde, HDP'ye yakın olanlarda, sınırın öbür tarafında da gördüm. Evet. Sınırın öbür tarafında eli silahlı olanlarda da o konuşmalara baktığınız zaman onu görebiliyorsunuz. Şöyle bir soru var, bu çok sık geliyor. İşte 6 milyon oyu, işte şu kadar oyu var filan diye. Bu ne olacak, bu sosyoloji filan? Türkiye değil, her ülkede hırsızlık her zaman olur değil mi? Peki hırsızlık her zaman oluyor diye hırsızları serbest mi bırakır hukuk? Böyle bir şey var mı? Bırakalım o zaman. Bir parti var, siyasi partiler kanuna uymuyor. Türkiye'nin ceza hukukuna uymuyor. Anayasasına uymuyor. Yani her türlü hukuki sistemin dışına çıkıyor. Ama bakıyorsunuz bir çıkar yol bulup tekrar yeni bir partiyle varlığına kabuğu bırakıyor. Yılan gibi başka bir toplumu sokuyor. Kabuğu bırakıyor, eski kabuğu, yeni kabukla çıkıp devam ediyor. O zaman ne yapman gerekiyor? İşte ortada böyle bir gerçeklik varken Mehmet Bey, şimdi bölgeyi de bölge dinamiklerini de bilen biri olarak siz keza ortada böyle bir gerçeklik varken o zaman ne yapılmalı? Çünkü bir taraftan HDP'nin dahil olduğu bir gelenek var. O gelenek kapatılmalarla devam ederse ne olur o zaman? Geliyorum. Buyurun. Diğer partilerin yapmış olduğu en büyük hatalardan birini söyleyeyim. Nedir? Şimdi bu kapatma davasında bile aynı şekilde davranmaya başladılar. O 50+1 ittifak sisteminden dolayı, tüzel kişilik üzerinden hareket ediyorlar. Yani partileri işte 2+1=4 edecekmiş gibi bir araya gelerek birlikte hareket ettikleri görüyorsunuz. Ayrım yapmadan söylüyorum burada. Benim mesela burada siyasi yaklaşamam buna. Bak tekrar söylüyorum, ben Türkiye'nin bu ayrılıkçı veya HDP gibi durumuna siyasi yaklaşamam. Kim iktidarda olursa olsun Türkiye'nin bir terör belasından kurtulsun, bu beni mutlu eder. Orada kimin iktidarda olduğuna bakmam ben. O zaman geleyim, ne yapılması gerekiyor siyasi partilerin? Şunu yapması gerekiyor. O HDP üzerinden Kürtlerin sahibi, belli bir bölgenin sahibi HDP'ymiş gibi, onların söylemleri üzerinden onlarla iletişim kuracağınıza, Türkiye yönetmeye talip olan partiler niye gidip HDP'nin oy aldığı yerlerden, belli bölgelerden, niye doğrudan halkla iletişim kurmuyorsunuz? Bunu yapın kardeşim. Gitmiyorsunuz. Tabela asıyorsunuz, gitmiyorsunuz. Hangi partiyi kastediyorsunuz? Ankara'da konuşuyorsunuz, hangi İstanbul'da konuşuyorsunuz, başka yerde konuşuyorsunuz. Hangi partiyi kastediyorsunuz? Tüm partileri, oyalanmayan tüm partileri kastediyorum. Diyorum ki oradaki halkı, oyalan halkı HDP ile iletişim kuracağınıza, tekrar söylüyorum, HDP ile tüzel kişilik üzerinden iletişim kurup, ilişki kurup, onların illegal faaliyetlerine meşru hale getireceğinize, sulandır onların yapmış olduğu faaliyetleri üzerine örteceğinize, niye doğrudan halkla iletişim kurmuyorsunuz? Niye doğrudan? Sayın Akşener çok kısa bir süre önce ekibiyle birlikte Mardin'deydi, Urfa'daydı, bölgede gezdi. Onun dışında şunu da söylemek isterim, bu yeni kurulan partilerden özellikle Deva Partisi ve Gelecek Partisi, Diyarbakır dahil olmak üzere, bölgede birçok seçim çalışmasına aslında başladılar. Çünkü biz her ne kadar seçim 2023'te olacak desek de Türkiye'nin o siyasi iklimi bir türlü o seçim havasından çıkmıyor. Seçim satım halindeymişiz gibi. Yeni kurulan partilerde bir şekilde
kendilerini tanıtmak, kendilerini ifade etmek için ve anlamak için de, anlamlandırmak için de keza bölgedeler. En azından bir not düşelim o konuda. Şimdi ben o partilerin açıklamalarını gördüm, davranışlarını da gördüm. Hatta şöyle söyleyeyim, diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıktan HDP'ye desteği gözüküyor. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinde de görüyorsunuz. Ama bazı partilerin de sessiz bir derinliğe gömüldüğünü görüyorsunuz. Bazı partilerin sessiz derinliği Cumhuriyet Halk Partisi'nin sesinden daha çok toplumda etki yapar, onu söyleyeyim. Yani konuşması gereken yerde konuşmadığınızda, sahip olduğunuz muktesebat hesaba katarak bunu söylüyorum. Konuşmadığınızda, bu konuda soru sorulduğunda, yüzünüzü döndüğünüzde bu sahip çıktığınız, çıkan partiler kadar etki yapar. Onu da söylemek bazı gerekir. Bazı partilerin sessizliği derken biraz onu açar mısınız? Efendim, benim ne dediğimi o kadar net anladı ki kimse. Ben başka bir şey daha söyleyeceğim. O kadar net anlaşıldı ki. Başka bir cümle daha söyleyeyim. O da şu. HDP'yi sadece HDP olarak değerlendirdiğimizde biz bu sorunu çözemeyiz. Bunu yapmamız gereken bir şey var, üzerinde durmamız gereken. KCK'yı bilmek zorundayız. KCK'nın nasıl bir yapılanma olduğunu bilmek zorundayız. Kısaca özetleyeyim, geçeyim. Şimdi 2015 seçimlerine giderken, 7 Haziran seçimlerine giderken HDP'yi kurdular biliyorsunuz. HDP'yi kurduğunda Selahattin Demirtaş'a dediler ki sen Türkiye söylemini kullan, herkese seslen. Sen bu şekilde davran dediler. Çünkü o gerekiyordu o gün. O Türkiye'ye söylemi gerekiyordu. Ve herkes de önünü açtı. Kimse de bir şey söylemedi, değil mi? Arkasından bu yapılanma KCK'nın HDP'ye Türkiye'lilik söylemi üzerinden hareket ettirirken bölgede yeni bir parti kurdular. Demokratik Bölgeler Partisi. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir tane vekili var. Bir Diyarbakır kadın vekilleri var. Buna da bölgedeki belediyelerin tamamını da buna geçirdiler. Demokratik Bölgeler Partisi. Niye HDP'ye değil de bununla devam ettiler orada? HDP Türkiye'lilik gibi Türkiye'yi Türkiye söylemi kullanıyormuş gibi devam ederken, geleneksel, o sizin konuşmanın basında bahsettiğiniz HDP'nin geleneğinden bahsettiniz ya, o kötü geleneğini Demokratik Bölgeler Partisi üzerinden o sahip oldukları belediyelerde yürüttüler. O yetmiyorsa PKK'yı kullandılar. O yetmiyorsa HPG'yi kullandılar. Sınırın öbür tarafına geçtik. Parti olarak karşımıza Suriye'de PYD'yi çıkardılar. Silahlı olarak YPG'yi çıkardılar. Kadın kolları olarak YPG'yi çıkardılar. Irak'a gittiğiniz zaman PÇDK'yı çıkardılar. İran'a gittiği zaman PÇK çıkardılar. PÇK'yı çıkardılar. Sonra siz Batı'ya gittiğiniz zaman gelip işte Edirne, ne diyoruz, Kapıkule'den geçerken kravatı taktılar. Avrupa'ya giderken kravatı taktılar. Bu defa STK ve işte dernek görüntüsünde karşımıza çıktılar. Bu yapılanmaya baktığınız zaman KCK'nın altında bunu görürsünüz. Yani demek istediğim şu, her siyasi ülkeye karşı, her ülkeye karşı, her siyasi coğrafyaya ve yapılanmaya, bölgeye, bir duruma karşı bir paket üretti bu KCK. Paket. Ve bu paket üzerinden de faaliyetlerini yürüttü. Biz bu paketi bilmeden. Şimdi PKK ile mücadele ederken silahlı mücadele yapıyor. 2015'ten itibaren kaç şehidimiz oldu bizim? 2015'ten itibaren. Sadece Hendek sürecinde yanılmıyorsam 850 şehidimiz var. Yani artık bu rakamları söylemeye dilimiz varmıyor. E peki HDP ile mücadele ederken PKK ile mücadele etmek gibi edemezsiniz. O zaman o paketi onu sunmuşsa bu defa hukuksal anlamda mücadele ediyorsun. O zaman Türkiye'nin yapması gereken ve diğer siyasi partilerin yapması gereken, bu mevcut siyasi partiler ve Türkiye'deki anayasanın dışına çıkmışsa, tüm siyasi partilerin Almanya'da, Belçika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Fransa'da nasıl oluyorsa demokratik coğrafyada o şekilde davranıp bu süreci veya bu tavrını ortaya koyduğu zaman bu HDP'ye bir mesaj olur ve bu süreçte hukuksal zeminde ilerler. Ama bunu yapmadıklarını görüyorsunuz. Onun için tek düşündükleri bir şey var. Önce benim ittifakım, batsın senin ittifakın. Son bir şey daha söyleyip değerli dostların sözünü almayacağım. O da şu, bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nden Fethi Yıldız Bey'le bir görüşme mi olmuştu? Bu şeyi sordum biliyorsunuz, işte siyasi partiler kanunun 108. maddesinin AYM tarafından 2010 yılında yapılan değişikliği yanlış anlaşıldığı konusunda. Hukukçu olduğu için, ben hukukçu olmadığım için bu konuda farkındaysanız başka bir şey söylemedim. Hukukçu olduğu için Fethi Yıldız Bey onu gündeme getirmenin, bugün o görüşmede gündeme getirdiği için onu aktarmanın doğru olduğunu düşünüyorum.
Bir siyasi partinin kapatılması, not aldım çünkü bunu. Bir siyasi partinin kapatılması davası açıldıktan sonra davalı partinin yetkili organları tarafından kapatılma kararı alınması yoluyla bazı partilerin yasaklı hale gelmekten kurtarılması, partiye ait menkul ve gayrimenkul malların kaçırılması ve davanın etkilerinin önlenmesinin yolu açılmış değildir. Anayasa 68 ve 69. maddeleri ve Siyasi Partiler Kanunu'nun 110. maddesi kendiliğinden kapatma işlemiyle kanuna karşı yapılacak hileye izin vermez diye bugün Sayın Fethi Bey'le, Fethi Yıldız Bey'le görüşmemde böyle bir notu da aldım. Onu belirtmek isterim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Aslında bütün Hakan Bey, ben sıralamayı hiç de bozmak istemem ve aynı şekilde de gitmek isterim. Sizinle devam edeceğim. Ardından elbette Yaşar Hocam'a ve sonra Bedri Bey'e geçeceğim. Yani Mehmet Bey'in konuşmasının özü şu. Hiçbir şekilde işte 6 milyon oy varmış. İşte yok 10 milyona çıkmış, 12 milyona çıkmış. Evet, çıkabilir. O oylar ittifak denklemi içinde başka bir yere gidebilir. Ama siyaseten hiçbir siyasetçinin o hesapla Türkiye'nin demokratikleşmesinin önünü kapatmaması lazım. Yani HDP kapatılabilir. Orada o sosyolojik doku açısından bakıldığında hiçbir şekilde hiçbir parti oy hesabına girmemesi gerekiyor. Buradan da şöyle bir şey çıkıyor tabii. Bu ittifakları nasıl etkiler? Yani hangi parti nasıl pozisyon alır? O yüzden biraz size galiba orada söz düşüyor, ne dersiniz? Ve ittifaklarda özellikle kapatma davası ve dokunulmazlıklar konusunda siz bulunduğunuz cepheden bakıldığında orada fikir ayrılıkları var gibi duruyor. Biraz onun var. Üstünde de isterseniz duralım. Her iki ittifakta ittifak da var. İttifak bileşenleri içinde. Evet. Hem Cumhur İttifakı'nda bu konuda böyle tereddütler var. Hem Millet İttifakı içinde. Hem buradan hareketle hem de bu konunun iki tane paradoksu var. Bir tanesi hatta siyasi balyoz, siyasi çekiç diyorum ben ona. Kısaca şöyle tanımlayayım. Şimdi birincisini söyleyeyim önce. Şimdi 19 yıldır siyasi iktidarını sürdüren bir AK Parti iktidarı var. Ve hala toplumdaki Cumhur İttifakı ile birlikte, MHP ile birlikte oy desteği de 50 civarı. Kimi biraz altını buluyor, kimi biraz üstünü buluyor. Ama hemen hemen 50 olduğu da nereden belli? Son yerel seçimde, yani İstanbul ve Ankara'yı CHP adaylarının kazandığı seçimde bile Türkiye ortalamasında AKP'nin oyu 44,5'tur, MHP'nin oyu 7,5'tur. Yani sırf ikisinin toplamı bile 52 ediyor o seçimde. O seçim için diyorsunuz. Yerel seçim, son yerel seçim. Son yerel seçim. Yani AKP'nin büyük mağlubiyeti ilan edilen seçimden bahsediyorum. Cumhur İttifakı'nın mağlubiyeti ilan edilen seçim. 52. Oyları 52 Türkiye genelinde. Şimdi bugün de 49 diyen var, 50 diyen var, 47 diyen var. Fark etmez. Burada bir şeyi birçok kişi dikkatten kaçırıyor. Nedir? Şimdi bu 50 puanı zannediyor ki bazı kişiler tamamı aşırı muhafazakar, aşırı dindar, siyasal İslam çizgisindeki bir %50. Hayır, yok öyle bir şey. Bu 50 puanın 14 puanı böyle. Bir 13 puanı kimi diyor ki 15 puanı ama sadece ortalama 14 puanı böyle. Geri kalan 36 puanı eski ANAP'a, Doğru Yol'a oy veren, Demokrat Parti, Adalet Partisi'ne oy veren merkez sağ seçim. Daha merkezde duran merkez sağ. Evet. Yani geçişken oylar mı demek istiyorsunuz? Geçişken niye olamıyor bu 36 puan? Problem şurada. Çok dikkatten kaçıyor bu. Şimdi düşünsenize 20 yıllık bir iktidar var. Tamam. Pandemi dünya üzerinde getirdiği ekonomiyle şu ana kadar 12 lider devirdi demokrasilerde. Ekonomi berbat çünkü. Yani pandemi şartları bir kere ortada. Her yerde bir ekonomi var. Bu tarif ettiğim 50 puanlık iktidara oy veren seçmenin 36 puanının iki hassas ortak noktası var. İki konuda hassaslar. Bir, ekonomi. Ekonomiye çok bakıyorlar. Eski merkez sağ seçmen. Ama iki, milliyetçilik. Milli bir duruş. Bu 36 puan karşı tarafta kendine yakın hissettiği partiyi bir türlü bulamıyor. Adres bulamıyor.
Bu gidişle bulamaz da. Buradaki çekiç tesiri dediğim şu. Siz HDP'yi kapatırsınız. Yeniden açılır. Genel seçimde kendi oyunu artırabilir. Kendi oyu artacaktır da. Tahmini söylüyorum. Yani her şeyi bilecek kadar genç değilim ama. Tahminen söylüyorum. Kendi oyunun artması Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti. İşte bakın. O, balyoz dediğim şu. Orada o iki partinin elini mi rahatlatır bakın, yoksa... Bakın. Şimdi siz 50 puan iktidar oyu dedik. 50 puan muhalefet oyu dedik. İktidara oy veren o 50 puanlık seçmenin 36 puanı ekonomi ve milli duruşa önem veriyor dedik. Tamam. Karşı tarafa baktığında ekonomide çok parlak bir plan ve çok ciddi bir milli duruş arıyor. Ve zorlanıyor adres bulmakta. Onun için orada kalıyor. Bu yerel seçimde farklı tezahür edebilir. Ki gene etmemiş, yine 52. İktidar gene 52. Son yerel seçimde, zafer zannedilen seçimde. Nitekim o seçimi Mansur Yavaş'ta Ekrem İmamoğlu kazandı. Mansur Yavaş MHP kökenli. Ekrem İmamoğlu anavatan kökenli. Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek gene anavatan kökenli. Üç tane merkez sağ başkan adayıyla o seçimi alabilmişsiniz. Yani aradığını bulduğu zaman oy verebiliyor. Şimdi birinci paradoks balyoz dediğim. HDP kapatıldığında ve tekrar açıldığında kendi oyunu artırabilir ama genel seçimde kimin yanında durursa o partiye çok büyük zarar verir. Ve HDP'ye sahip çıkacağım, onun 10 puanını konsolide edeceğim diye bir tavır içinde olan siyasi partilerde karşı tarafın 50 puanından 1 puan bile alamazlar. Hep dikkatten kaçıyor bu. Ya çok basit bir örnek vereyim. Şimdi mesela İYİ Parti milli konularda tamam net bir tavır koyuyor. HDP'de hafif bir tereddütler geçiriyor. İşte bir cümle buraya yarasın, bir cümle buraya yarasın filan. Seçmen bunları yemiyor. Seçmen eski seçmen değil. 30 yıl önceki seçmen değil. Herkesin şöyle bir telefonu var elinde. Herkes allame. 30 ciltlik ansiklopedileri var ellerinde. Biz eskiden kitap arardık. Bir bilgi sahibi olmak için. Şimdi 3 saniye sürüyor bilgiye ulaşmaları. Şimdi bu seçmen, o ekonomiyi ve milli duruşu önemseyen seçmen tereddütle arıyor. CHP'ye bakıyor, HDP'ye çok yakın duran ve ekonomik paketleri ortaya koymak yerine başka konulardan dem vuran bir CHP görüyor. Bir kere orada duruyor. HDP'ye bakıyor, zaten hiç verebileceği bir parti değil. İYİ Parti'de biraz ışık görüyor. Çünkü hem ekonomi konuşuyor hem milli bir duruş sergiliyor. Ama İYİ Parti'de CHP olmazsa ve HDP'ye oyu olmazsa eyvah ben ne yaparım gibi bir psikoloji içinde hissediyor muhtemelen kendini. Çünkü diyor o zaman önümüzdeki seçim bize ne diyor en temel işte olarak? Bu durumda muhtemelen yine hatalar yapılacaktır. Hatalardan biri şudur. Paradoks dediğim birinci konu şuydu. İktidardan siz 8-10 puan oy almadan asla iktidarı değiştiremezsiniz. Bu taraftaki muhalefeti çok iyi organize edin. Yok öyle bir şey. Edemezsiniz. Peki soru şu. HDP diye bir parti kalmazsa ortada? Hayır, HDP yeniden kurulur. Oyunu bile arttırır o. O ayrı bir konu. Peki yeni bir parti kurulmasının önüne geçilirse onun formülleri öyle aranırsa. Öyle formül yok. Diyelim. Yok. Tamam. Diyelim. O zaman evet. Orada ne olur? O oylar ne tarafa gider? Söyleyeyim. O oyların kime gittiğinin önemi yok. Muhalefete gider elbette. Ama muhalefet kaybeder diyorum o desteği aldı. O desteği alırsa kaybeder. Yani blok halinde muhalefete gidebilir, Millet İttifakı'na ya gidebilir kendi ama... Oyu, bakın Hakan, paradoks dediğim şu. Bir Hakan Beyciğim. Buyurun Mehmet Bey. İzin verirsen... Buyurun. Ama çok hassas bir şey anlatıyor. Devam edeceksiniz ama kısaca. Peki. Alayım Mehmet Şahin. Buyurun. Hakan Bey'e destek olsun diye söylüyorum. Tamam buyurun efendim. HDP'nin oyu burada yeni sistemi göz önünde bulundurduğumuzda geçişler ittifak aynı ittifak içinde değişen bir şey yok. Aynı ittifak içinde. Yani diyelim ki böyle bir durum evet, olduğunda biliyorum. Millet İttifakı'nın içinde kayıyor. Sorun ama ben o. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yani strateji üretenlere özellikle. Şimdi
HDP tekrar başka bir isimle kurulup kendi oyunu artırabilir. Ki öyle olacaktır büyük ihtimalle. Ama genel seçimde kimin yanında durursa o taraf seçimi kaybedecektir. Çünkü? Bakın 2 yıl sonra, 3 yıl sonra ya da 1 yıl sonra. Bu konuşmayı bulursunuz videodan. Söylemişti dersiniz. Tamam, biraz altyazı da verin. Kaybedecektir derken. Sebebi şu. Yerel seçim apayrı bir ölçüdür. Dinamikleri ayrı. Genel elbette orada adaya oy veriyor seçmen. Orada iktidara mesaj veriyor, bilmem ne yapıyor. Başka parametreler var. Şöyle düşün, en fazla diyor, belediye meclis üyeliğinden HDP'lilere verirler diyor. İktidara mesaj verebiliyor yerel seçim. Genel seçimde iktidara oy veren 50 puan dediğim seçmenin 20 puanı, belki 15 puanı şu anda adres arıyor. Gidecek, yok o adres. Bulamıyor. Çünkü dedim ya, ekonomide sağlam bir proje bekliyor, projeler bekliyor. Ve milli duruş bekliyor. Başka dertleri de yok. Ama bulamıyorlar bu adresi. Şimdi siz, ve ikinci büyük tehlike de şu. Bakın, yerel seçimde dedim ya, hani iktidarın büyük mağlubiyeti ilan edilmiş yerel seçimde bile AKP ve MHP'nin oy toplamı 52. Rüya aleminde herkes. İş bitti falan diye bakıyorlar. 52 ya. AK Parti 44,5. MHP 7,5. Sabaha kadar. Nasıl yeneceksiniz? Kararsızlar ve oy vermeyenler var. İşte o karşı taraf iktidar seçmeninden adres arayıp gidemiyorlar. Çok basit bir hareket. Bunu vaktiyle bir CHP'li yapabildi. Kim o biliyor musunuz? Kim? Bülent Ecevit rahmetli. Çok da basit bir şeyle yaptı. Nasıl yaptı biliyor musunuz? Milli bir duruşla yaptı. Onun oylarının 42 olma sebebi muhafazakar yaklaşımları falan değildir. Siz o 14 puanlık AK Parti'nin muhafazakar seçmeninden bütün partinin hanımlarının başını örttürseniz bir tane oy alamazsınız. Onlar ya AK Parti'ye verirler ya Saadet'e verirler. Başka adres bilmez. Ama siz alamayacağınız yerden oy umup ve size zarar verecek bir ittifaktan başarı umup alabileceğiniz 30-40 puanı alamıyorsunuz. Çıldırıyorum. Yapamıyorlar bu hesabı. Zannediyorlar ki çok iyi bu tarafta organize ettiğimiz dostlarımızla iktidar olacağız. Peki sizin gördüğünüz onlar görmüyor mu acaba? Şu anda anlattığımı ya bu açı da vardır diye birkaçının belki kafasında jeton düşebilir. Genelde öyle oluyor. Köşeli düşüyor bazen jetonları. Çok net dedim ki özetle. Ya 19 yıldır böyle bir ortamda AK Parti'nin oylarının inanın 30-25 falan çıkması lazım. Ekonomi çok kötü. Pandemi yaptı. İyi de halk bir fark etmiyor. Pandemi yaptı, şu yaptı, bu yaptı. 20 yıl olmuş. 20 yıl sonra değişiklik bile ister ya. Psikolojik değişiklik ister. Yine nasıl oluyor da 52 alıyor Cumhur İttifakı'yla? Sebebini söylüyorum işte. Adres bulamıyor o seçmen. Bunun çok basit bir şeyi var. Ecevit örneğini de verdim. Kıbrıs'a çıkarttı. Amerika'ya kafa tuttu. Amerika'ya dedi ki Afyon'u da ekeceğim, bilmem neyi de kaldıracağım. Evet, milli duruş bekleyen milliyetçi adamların oylarıyla o CHP 42 olabildi. Yine ikinci örneği veriyorum. 89 yerel seçiminde CHP 29 aldı, o iktidara geliyor dediler. O yerel seçimde HDP seçmeni evet CHP'ye verdi. Belli, oylardan belli, şehirlerden belli. Ama genel seçim olunca CHP'ye oy veren Ege, Akdeniz ve Trakya seçmeni bu sefer vermedi. Çünkü HDP yerel seçimde size büyük fayda sağlayabilir. Ama genel seçimde HDP'nin bir tek özelliği vardır. Kendinden başka kimseye faydası olmayan bir siyasi parti. Kendi oyunu artırabilir, artıracaktır. 13 olabilir. Ama kimin yanında durursa ona seçim kaybettirir. Bunu basmıyor kafaları. Şimdi ben Yaşar Acısalioğlu'na gelecektim ama öncesinde sanırım Hakan Bey'in eleştirileri sonrasında Bedri Baykam'a söz düşecek. Ne dersiniz Bedri Bey, Hakan Bey'in eleştirilerine? Özellikle hem ittifak nezdinde hem Cumhuriyet Halk Partisi nezdinde. CHP gerçekten şimdi, göremiyor mu? Yok. Şimdi CHP illa her hamlesinde oy oportunizmi düşünen bir parti değil. Şimdi karşımızdaki iktidarda kanunu hep işine geldiği gibi kullanan, sürekli olarak yasaları kendi çıkarlarına göre değiştirmek isteyen, oyunun kurallarına müdahale eden bir parti var.
seçimi kaybetmemek, bırakmamak veya iktidar bırakmamak üzere alınan bir kararlar silsilesi var sürekli olarak. Şimdi CHP ne diyor? Seçimle gelen seçimle gider diyor. Bir gün herkesin demokrasiye ihtiyacı olacak diyor. Veyahut da ben bir kişinin bana yarar veya yaramaz şeyler söyleyip söylemediğini değil, onun aleyhine oluşturulan hukuki ortamın gerçekçi ve dürüst ve elle tutulur bir yanı olup olmadığına bakarım diyor. CHP'nin söylediği bu. Öte yandan tarihte parlamentoda en fazla milletvekilliği düşüren parti dönem AKP dönemi. Yani diyebilirsiniz ki yargı düşürdü. Öte yandan yargının ne kadar bağımsız olup olmadığı her gün ülkenin tartışma konusu. Şimdi belediyeleri kaybetti AKP. Ama belediyelere bağlı şirketlere belediye başkanının yönetici atayamaması için sürekli olarak yasa değiştirip işte AKP'nin çoğunluk olduğu belediye meclislerine bu yetkiyi mesela devrederek mağlubiyetini örtmeye çalışıyor. Yani sürekli olarak oyunun kurallarına müdahale ederek iktidarı ve kararları ve Türkiye'yi elinde tutmaya çalışan bir hükümet var. CHP'nin siyasete bakışı bu şekilde değil. CHP kendisine Hakan Bey'in eleştirdiği, CHP kendisine belki o iktidar blokundaki tutucu seçmenin de belki kendisine oy vermesini engelleyecek sözler belki sarf ediyor ama hukuk devletinde buna inandığı için, dürüstlüğün bu olduğu için veya oluşturulan iddianamedeki suç dökümleri ve delillerinin ikna edici olmadığını veya belirli bir amaca hizmet için alelacele toparlanmış ve belirli bir zamanlamada ortaya konuyor olmasını çok rahatsız edici olduğu için CHP bunu ifade ediyor. Yani CHP bana zararı var, aman ben uzak durayım, o zaman bunlara ne yapılacaksa yapılsın, gereği yapılsın, bana ne? Yok, yani diyor ki CHP demokratikleşme gözünden bakıyor. Ustaca idare edilebilir dedim ben. CHP ustaca idare edilebilir dedim. Şimdi İlla ben, ki yani böyle gayrimilli olmanın alemi yok ki. Şimdi gayrimilli olup olmamak veya siz bunu yaptarsanız teröre destek veriyorsunuz. Bunlar çok genel laflar. Özür dilerim, hamasi kaçmasın. Şimdi burada ben bilmiyorum, isterseniz Yaşar Bey'den sonra konuşayım veya şimdi konuşayım. İşin özü hakkında konuşacağım. Buyurun devam. Şimdi burada... Ama şunu da not tutalım, çok özür dilerim sizdeyim. Hakan Bayrakçı diyor ki, şimdi bu seçimleri ve ittifakları nasıl etkiler diyoruz, HDP kapatılması. Diyor ki HDP kapatılsa da, yeni bir parti kurulsa da o parti, bu diyor genel seçim, genel seçimin dinamikleriyle yerel seçimin dinamikleri farklı. Yerel seçimde kişiye bakarsın. Ama genel seçimde öyle tamam, değil. İdeolojiye duruşa. Ama diyor tamam. Cumhuriyet Halk Partisi dahil olmak üzere ya da Millet İttifakı tamam. dahil olmak üzere. HDP hangi ittifak içinde yer alırsa ya da hangi partiye ile birlikte hareket ederse o ittifak ve o parti kaybeder. Mehmet Bey şöyle Mehmet Bey 50 artı birden şikayet etti demin. Bu sistemden söz ederken bu 50 artı bir yüzünden şikayet değil efendim. Bir şekilde 50 artı bir durumu yüzünden HDP'nin oylarının bir şekilde bir ağırlığı olması yüzünden böyle bir belki adı konmamış ittifakların gündemde olduğunu ima ettiğinizi düşündüm. Ama bu 50 artı bir Cumhurbaşkanlığı yani o... hükümet sistemini kuran CHP veya HDP değil ki, Sayın Erdoğan'ın kendisi. Yaptığı Cumhurbaşkanlığı, hayır, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini referandumla. Ben yanlış anlaşıldım galiba. Ben Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini destekleyen biriyim ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ne olduğunu anlatmak için, Yaşar Hoca da bunu çok iyi bilir, Türkiye'de çok ilde konuşma yapan birisiyim. Tamam. Peki o zaman ben şunu diyeyim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde de olay ikinci tura kaldığı zaman HDP'nin oylarının kime gideceği,
açık konuşalım. O bahsettiğimiz 6 milyon seçmenin nereye ağırlık vereceği Türkiye'de şu anda göz ardı edilir bir şey mi soruyorum size. Net muhalefete verecek. Hayır, tamam. Demek ki göz ardı edilemez bir gerçek tamam. Değil mi? Bu ama kendi oyundan da kaybeder işte o zaman real muhalefet. Onu anlatalım. Real politikada bir gerçek. Kendi oyumdan kaybetmeyeyim diye. Ha, CHP'nin başka şeyler yapması lazım. CHP'nin küskünleri ve kararsızları ve sandığa gitmeyenleri toparlayacak formülleri harekete geçirmesi lazım. Bunu şu anda burada açacak vaktimiz yok ama mesela demokratik dijital devrim tüzüğü dememizin nedeni her seçmenin doğrudan kendi adaylarına tercihlerinin yansıması ve partinin tam demokrasiye geçişi böyle bir küskünleri ve kararsızları ve Z kuşağını harekete geçiriyor. Ama ben işin özünden bahsetmek istiyorum. Türkiye'de 84'ten beri süren bir terör var. Maalesef kaybettiğimiz canlar var. Ve harcanmış 500 milyar dolar veya kimine göre 1,5 trilyon dolar teröre harcanmış korkunç bir rakam var. 1 trilyon dolarla 500 milyar dolarla Türkiye'de kaç hastane, kaç müze... Hiç aklına gelmez bizim liderlerin ama ben getiriyorum. Kaç üniversite, kaç otoban, kaç deniz yolları korkunç ve Türkiye'de sağlık ve eğitim sorunu hiç kimsede kalmazdı. Hiçbir vatandaşımızda kalmazdı. Ama Türkiye'nin de böyle bir gerçeği var. Terörle şimdi, mücadele etmek durumunda işte ben çünkü özüne, PKK diye bir tamam, terör örgütü işte ben, var. Tamam işte gerçek. Ben o yüzden özünden bahsediyorum. Diyorum ki burada... Sevgili Kürt kökenli vatandaşlarımıza soruyorum. Neyi yapamıyorsunuz da böyle bir büyük ezilmişlik, haksızlık? Yani Türkiye'de askerlik yapma hakkı mı yok Kürt kökenli vatandaşlarımızın? Toprak veya ev satın alma hakkı mı yok? Yurdun her yerinde çalışma hakkı mı yok? Siyasette yükselme hakkı mı yok? Yurt dışı seyahat veya üniversitede profesör olma hakkı mı yok? Yani mesela... Amerika'da ya da Güney Afrika'da ezilen işte siyah kökenli insanların başına gelenler gibi Türkiye'de günlük hayatta da bir ırkçılık yok. Ben hiçbir Türkiye'de hiçbir şekilde ne sokakta ne iş yerinde ne bir yerde ben yok, evet, bu yok. Şekilde bir ırkçılık görmedim. Ve efendim biz şu ırktanız o yüzden bir toprak talebimiz var. Hayır, toprak talebi için ırk bir gerekçe değildir. Ama Kürtlerin böyle bir talebi yok. Peki, Türklerin böyle bir talebi yok ama durmadan Kürdistan'dan bahsediyor, yapmayın. Yani Kürtlerin böyle bir talebi yok ama Avrupa bize durmadan Kürdistan haritaları önümüze koyuyor. Türkiye'de yaşayan Kürtlerden bahsediyorum tamam, ben. Tamam. Yani Türkiye'de tamam. Yaşayan Kürtlerin tabii. Yani Adalet ve Kalkınma güzel. Partisi'ne veren, oy veren binlerce, aynen. Milyonlarca bakın, Kürt var. Bakın, aynı şekilde Güney diğer doğuyor, partilere de. Yurt dışında zannediyorlar yani PKK, ki... PKK terör örgütüyle Kürtleri. Var ama, onu demek. Hayır, bakın. O azınlık, yurt evet. Dışında zannediyorlar ki... Ha, Türkiye, bütün Kürtler öyle zaten. Bütün Kürtler tamam, öyle, bütün yurt Kürtler öyle ayrılıkçı, lobby. Bütün Kürtler yok, ezilmiş. Ben de diyorum ki bütün Kürtler, bütün Kürt kökenli vatandaşlar bizim kardeşimiz, bizim eşit yurttaşımız. Ama dışarısı öyle zannediyor. Eşit vatandaşımız. Haklı, ve burada Türkiye dese ki bir gün ya ben bıktım terörden, keseyim Güneydoğu'yu vereyim. Kim gider? Bütün Kürt kökenli vatandaşlarımız İstanbul'da yaşıyor. Bodrum'da yaşıyor, İzmir'de yaşıyor. Bütün toplum bağrına basmış. Bütün toplum bağrına basmış. Var, ve sevileni bütün, var, sayılanı var. Bütün ülkede zaten bu evliliklerle herkes en güzel bir şekilde, melez bir şekilde herkes birbiriyle evlenmiş. Böyle bir Kürtler, Lazlar, Arnavutlar, Çerkezler, Araplar diye ayrı ayrı bir şeyler yok. Ve burada... biz bu yüzden içinde toparlayabilsek çok hızlı bir dakikada toparlıyorum. İdeali dünyanın felsefi olarak belki pasaportsuz sınırsız bir dünyaya geçmesi ise dünyayı 2500 mikro ırktan 190 ülke yerine 2500 ülkeye bölüp sınırsız vize talebiyle ve mikro ülkelerle dünya bir yere varamaz. Bunlardan felsefi olarak gençler vazgeçsinler. Boş hayaller bunlar. Onun için HDP'nin terörün bitmesi lazım. HDP'nin bir siyasi
bir siyasi varlık olarak bunları anlatacağımız ve bu insanları ikna edeceğimiz siyasi bir partinin olması lazım. Siz o partiyi bir daha yenisi de kurulmasın diye yok ediyorum derseniz bu mağduriyet söylemiyle bu gençleri, bu insanları teröre itersiniz. Terörize edersiniz. Ve Avrupa'da zaten emperyalizm de bunu fazlasıyla kullanır. Maddi manevi olarak bu terörü finanse etmeye devam eder. Kısaca bu, yoksa daha açmak isterim. Çok teşekkür ediyorum. Ben bir reklam arasına gideceğim, gitmek durumundayım. Ardından da Yaşar Acı Salihoğlu ile devam edeceğiz. Ve bu Danıştay'ın andığımız kararı, bu yeni bir başlık, bu başlığı aslında bir süredir konuşuyoruz. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki, milli andımız İstiklal Marşı'dır. Bir reklam, ardından bu başlığa geçeceğim. Şimdi son dilimdeyiz. Sayın Yaşar Acı Salihoğlu ile devam edeceğim. Notlar aldı diğer konuşmacılar konuşurken. Bir de aynı zamanda hemen konu başlığını da değiştirmek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın temiz itirazını kabul eden Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yıllardır süren öğrenci andı davasında son sözünü biliyorsunuz 4 gün önce söyledi. Ve kurul ilköğretim okullarında andın okunması yönündeki Danıştay 8. Daire kararını kaldırdı. Yani Danıştay şöyle diyor bu kararla, okullarda andımız okunmasın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da bir açıklaması var biliyorsunuz. Milli andımız İstiklal Marşı'dır dedi Sayın Erdoğan. Aynı zamanda Sayın Bahçeli de haftalık grup toplantısında bir açıklama yaptı. Danıştay'ın öğrenci andının okullarda yeniden okutulmasının önünü kapayan kararını pimi çekilmiş bombaya benzetti. Bu konuda da bu konu ilginç bir konu gerçekten. Hem ittifak denklemi açısından bakıldığında, çünkü farklı açıklamalar yapıldı. Sayın Kılıçdaroğlu mesela Erdoğan andığımızın hangi cümlesinden rahatsız çıkıp milletin önünde açıklasın, açıklayabilir mi dedi. Sayın Akşener keza açıklaması var. Andımızı okutun diyemeyenler şimdi ise çıkmışlar genel kurul kararından sonra bu karara isyan ediyormuş gibi yapıyorlar dedi. Sayın Karamallıoğlu her sabah aynı anda tekrar ederek bir ülke ayağa kalkmaz, kalkmadı da, kalkamadı da dedi. Sayın Babacan'da açıklaması var. O da şöyle diyor. Diyor ki tornadan çıkmış gibi bir eğitim sistemiyle değil, yeni fikirlere açık, etik ilkelere sahip ve yarınlara bakan bir eğitim sistemiyle çocukların yetişmesi gerektiğini savunuyoruz diyor. Şimdi Danıştay'ın andımız kararı aslında ne anlama geliyor? Bunu birkaç gündür tartışıyoruz. Yine bu masalarda da tartışıyoruz. Ama tabii andımız tartışması derinleşir mi? Bu tartışma nereye doğru evrilir? Bunu da konuşalım istiyorum bu dilimde. Yaşar Hocam, buyurun. Evet, şimdi aradan önceki turu tamamlayacak olursak, oradaki o noktadaki geldiğimiz noktayı. Hı hı. Şimdi tabii şunun da bir anlamda cevabını arıyoruz, siz de arıyorsunuz. İşte bir seçmen var, yani bu seçmenin kapatılma durumunda durumu ne olur? Şimdi hakikaten yani bu tür buluşmaların bir faydası, bir sonuca dair bir önemli açılımı, bir katkısı olması gerekir. Hı hı. Ta programın başında söylediğim gibi bu çok Türkiye'nin temel meselesi. Bu iş üst ölçekte bir uluslararası proje. Türkiye'nin yani siz 15 Temmuz'dan başlatın, daha geriye de gitmeyin. 15 Temmuz'dan sonra yaşadığı üzerine yönelik çullanmalar, işte Doğu Akdeniz'de yaşadıkları, Suriye üzerinden yönelenler, bütün hepsini birleştirin. Aslında yine bunun çok önemli ölçüde içinde yer aldığını görürsünüz. Bu işin içinden nasıl çıkacağız? Evet. Bu içinden birincisi hiç kuşkusuz güvenlik güçleri gereğini yapacaklar. Hı hı. Ama yetmez. Onunla bitiremezsiniz. Çok açık bir şekilde bu yakıcı sorunu biz içimizdeki tek vücut olarak topyekün büyük bir fikri seferberliği başlatarak bugüne kadar yaşanmışlığımızın çok kıymetli değerleriyle, birikimleriyle. Dediniz ya hani bir Kürtlerin ayrılık meselesi. Ya 37 yıldır yapılmış senenin aslında şu olduğunu görelim. Bir ev öbür eve düşman olsun. Ve çok süratle bir Yugoslavya gibi çözülüm olsun. Son Suriye'de denedikleri bakın biz uluslararası ilişkilerle uğraşanlar, Balkanlaştırma falan gibi kavramlar Soğuk Savaş sonrası
çok atıflar yapardık. Son dönemde de Suriyelileştirme falan denmeye başladı. Ne o? Çok kolayca etnik yapıların yan yana durarak harmanlanmasın, iç içe geçmesin. O ev öbür evle dostluğunu, evliliklerini halayıyla horonuyla birlikte aynı tasada, aynı sevinçte buluşmasını engelleyen bir çizgi de olsun. O Birinci Dünya Savaşı sonrası hiç bitmeyen, ucu açık bırakılan bir savaştır. Bıraktığı miras, kötü miras, sahte sınırlarla bıraktığı odur. Bizim sınırlarımız sahte değildir. Büyük bir bedel ödenerek. Kanla, inançla, birlikte, hı hı. Çanakkale ruhu 106. yılını yaşadık. Odur. O özgürlüğün, o bağımsızlığın ruhudur. Ne mutlu o ruhu yitirmeyenlere. Ama o ruh yitirilsin diye uğraşıldı. Kolayca başaramadıkları bu oldu Türkiye'nin. 15 Temmuz'da da başaramadıkları oldu. Bir millet bir anda sokaklara döküldü. Kimse kimsenin nereden, kimden, hangi düşünceler olduğunu sormadı. Günlerce tek bir bayrak bütün ülkenin meydanlarında nöbet tuttular. Dediler ki sakın bir daha denemeyin. Burası öyle zannettiğiniz gibi Suriye, Irak'la oynadığınız gibi oynayamazsınız. Şimdi bunun için o zaman o fikri seferberlik şunu dikte ediyor. Ne olur Allah rızası için bunun altını çiziyorum. Ya bırakalım şu meseleyi oy, ittifak, o ittifak, bu ittifak. O ittifakın içine girecek öbür ittifak da ona diyecek ki terörle birliktesin. Allah'ım yarabbim. O öbürü diyecek ki işte senin demokrasi temsil gücün var diyecek. Sana oy verenler var diyecek falan. Sosyoloji falan. Ya bizim sosyolojimiz neyi dikte ediyor biliyor musunuz? Bizim sosyolojimiz o toprakların altında koyun koyuna yatan, kefensiz yatan, o şehitlerin kanı kanı, kemiği kemiğine karışmış, onun temsilini yapıyor. O sosyoloji o. Alparslan'la Selahattin Eyyubi'nin açtığı, bugün onun temsilini yapan torunlar olarak o sorumluluğu... Selahattin Eyyubi Kürttür mesela. Tabii onun yüzden söylüyorum işte. Yani o yüzden bizim mayamız bu. Bir sentezlenmiş, iç içe geçmiş, mayalanmış, bir harman yeri olmuş bir yerin adıdır Anadolu. Şimdi bunun için o zaman denecek olan şey şudur. Yine söylüyorum, bu bir siyasi parti olduğu için değil, olamadığı için. Bir. İki, fikri için, ideolojisi için, çizgisi için değil. Ya siyasete alabildiğini alan açın. Bugün ne var engel? Geçmişte kullanıyordu. Yasaklar, ötekileştirmeler, inkarcı yaklaşımlar. Bugün onların hiçbiri yok. Siyaset yap diyoruz. De ki ben Kürt partisiyim. Ben de bunun karşısında bir fikir ileri sürerim. Bunu yapma derim. O değil. Sen bundan neyi anlıyorsun derim. Onu derim. Bunu yap. Ama şu üç kelimeyi bir araya getirildiğinde bunun altına imza atamıyorsan, o KCK denen yapının bir unsuru olarak konumlandırılmışsan, ben bu gerçeği görüyorsam yokmuş gibi davranamam. İşte aydın olmanın sorumluluğu budur diyorum ve siyasi partilerin, bu ülkenin siyasi partisisen, gelecek senin için her şeyden önemliyse, ha iktidar da olmak isteyeceksin tabiatıyla, onun için kurulmuşsundur. İktidar olmanın yolunu da bu kıymetli yolu döşeyerek sağlaman gerekirse bundan niye kaçınıyorsun? Peki. O yüzden şöyle bir kavramı hep öne çıkarmıştım. Yani taşıyıcı annelik diyordum ben buna. Yani CHP'nin en çok eleştirdiğim nokta buydu. Bu aslında bir anlamda yapıcı da bir eleştiri. Çünkü bundan çıkar sağlayacak Hakan Bey burada bu işin uzmanı. Şu, söyleyeceği şu. Ben HDP'nin bugünkü yönetiminin siyasi parti sorumluluğu ve ahlakıyla yürütmediğini görüyorum. Ey ona oy verenler, senin adresin benim. Orası değil. Peki. O siyasi parti değil. Dolayısıyla onları kötüleyerek, bak çok açık cümleyi bilerek kullanıyorum. HDP'yi yönetenleri kötüleyerek, ona oy verenleri kendine çekerek. Denklem bu. Evet. Hani ne olacak bu seçmenin hali sorusunun cevabı bu. Bunu teröre meröre etmiş olmazsınız. Öyle şey olur mu? Çok yani, az kaldığı için süren hocam. Yani, evet, bu biraz bugünkü durumdayım. İktidarın dili, yani CHP'nin kullandığı siyasi dil böyle bir dil değil. Kimin? CHP'nin kullandığı siyasi dil. Bunu kullansın dil. Diyorum ben. Yani bunu buna bir... Şimdi niye? Şunu görüyoruz bölgede. İki partiye sıkışmış seçmen, öyle değil mi? Ağırlıklı olarak. Hı hı. Geçişler de oluyor. AK Parti ile HDP arasındayım.
Niye bir adres olmuyorsunuz? Peki. Yani bunun içinde büyük bir fırsat zaman, Diyarbakır zaman, anneleri. Evet, zaman o gün oraya gidiyorsunuz. Azaldı. İki tane vekiliniz. Dön, çok kıymetli. Geç gitti. Dönerken uğradı. Geçerken uğradı. Hiç önemli değil. Kıymetli bulurum. Ama asıl kıymetlendiren şey gittikten sonra size söylenen cümlelerdir. Hı-hı. Onlar üç kelimeden ve üç harften söz ettiler. Dediler ki HDP derdimiz o. Bunu parti sanmayın, önünde o yüzden oturuyoruz. Oradan çıktın geldin ve hemen bir deklarasyon yayınladın. Dedin ki biz ana yüreğine inanırız. Hocam. Biz partiler, AK Parti öyle demiş, biz onlara inanırız. Demek ki böyle bir yakıcı sorun var. Biz de bu saatten sonra onların da yanındayız. Onların siyasi parti olarak adresi biziz. Onların üzerinden de bölgede HDP'ye oy verenlerin bu bir oyundur, maskeli balodur. Bunu sonlandırıyoruz, biziz adres. Peki, çok teşekkür. Bak bu çok kıymetli bir şey olur. Türkiye'ye büyük katkı olur. Söylediğim budur. Evet, çok zaten teşekkür ediyorum. Çok iktidar bile o söylüyor. Ama sürem o kadar az ki. Peki, o yüzden adaletli tamam, davranmak istiyorum. İkişer dakika sürem var. Mehmet Buyurun. Hocama geçmek istiyorum Sayın Şahin'e. Bu andımız meselesiyle ilgili böyle bir iki dakika toparlama alabilirsem sizden önemli. Çünkü bunu, sürem az, siz de biliyorsunuz. Tabii. Özellikle MHP liderinin Danıştay'ın kararının zamanlama açısından maksatlı ve... Buyurun. Süre çok az olduğu için bence belki bundan sonra konuşmak isteyenler, tartışmak isteyenler şimdi söyleyeceklerim üzerine devam edebilirler. Ben konuştum. Andımız konusundaki konuştum. Bir şey söyleyeyim. O da şu. Tamam, peki, buyurun. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı kabileleri artık kabine toplantısından sonra olmuyor. Yani değişimler. Eskiden biliyorsunuz diyelim ki sözcü çıkar. Konuşma yapardı. İşte şu değişiklik oldu, yeni kabine budur filan diye. Doğru, evet. Artık kabine değişimleri resmi gazetede yayınlanıyor biliyorsunuz. Doğrudur. Onun için bugünlerde resmi gazetelere bakmanın faydası olacağını düşünüyorum. Başka değişiklikler de gündeme, yani Türkiye'de tartışılacak başka konularda gündeme gelir gibi geliyor bana. Geliyor. Kabine değişikliği de bekleniyor zaten. Büyük bir ihtimalle belki hafta başında da, bilmiyorum, olabilir mi? Ona da ne dersiniz? Mehmet Bey, çok teşekkür ediyorum. Hakan Bayrakçı. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Andımızla ilgili bir iki şey söyleyeyim çünkü vaktimiz bayağı daraldı. Daraldı, çok daraldı. Bir de Sayın yani Sayın Devlet Bahçeli özellikle Danıştay'ın kararını zamanlama açısından maksatlı ve kutuplaştırmaya, açmaya yönelik olduğu bir yorumu. Oldu, buna katılır mısınız, katılmaz mısınız? Efendim, şimdi andımız konusunda CHP'de, İYİ Parti'de, MHP'de aşağı yukarı ortak fikir serdettiler ve bir milli duruş sergilediler. Yani tamam, her konuda işte eleştirdiğimiz oluyor, bilmem ne oluyor ama bu konuda bence bu andımız yani bir İstiklal Marşı'na rakip olacak bir şey değil ki. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de bir açıklama. Evet, CHP bu konuda bence gayet milli duruş sergilemiştir. Cihangir İslam öyle demiyor mu? Valla. Yeni katıldı. Yani Mehmet Cihangir İslam CHP'yi mi temsil ediyor? Evet. Yap. AK Parti'yi de bu andımız meselesiyle ilgili şöyle bir eleştiri getiriyorum. Nedir? Şimdi siz her konuda milli durup, milli bir üslup koyup, hala bu sebeple 20 yıllık iktidardan sonra toplumdan %50 sırf milli duruşunuz sebebiyle oy alıyorsanız, andımız konusunda da milli durmanız gerekir. Sayın Cumhurbaşkanı andımızla ilgili, biz milli andımız İstiklal Marşımızdır dedi. Böyle tamam da şimdi bakın 8-9 sene önce bu ülkede andımız kaldırıldığında konu çabuk yatıştırıldı. Ama o sıralarda çok protestolar oldu. TC'ler yazıldı, bilmem neler yazıldı filan. Konu dönem gereği kapandı. Ama bence andımız konusunda hangi kelime ve ne sebeple? Yani biraz evvel dediğiyle kim söyledi hatırlamıyorum ama şöyle bir laf oldu. Her sabah doğruyum, çalışkanım ya da az zamanda çok işler yaptık filan. Şimdi bunu diyerek yürümedik diye bir laf oldu. Halbuki çok yürüdük. Cumhuriyet'in ilk yılları, aradaki dönemi hariç tutuyorum. Atatürk'ün yılları, Demokrat Parti'nin yılları. Bu andımız söylendi ve toplum bununla motive oldu. Yeni millet oluyorduk. İmparatorluktan geçişti. Ve çok önemliydi bir milli devlet olmak, millet olarak imparatorluk pelerinini üstümüzden atmak. Dolayısıyla andımızda bence kesinlikle bir siyasi parti ben milliyim, yerliyim diyorsa andımız konusunda da milli ve yerli olmalı. Peki, çok teşekkür ediyorum Bedri Bey.
Sayın İki Erdoğan, dakika içinde ve, sizde Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli çok ayrı düşünüyorlar. Fakat çünkü Erdoğan andığımız İstiklal Marşı'dır diyor bildiğiniz gibi. Sayın Bahçeli de o topa hiç girmiyor, Danıştay'ı suçluyor. Yani Sayın Erdoğan'ı bu bağlamda bir dakika nasıl böyle konuşursun, niye sahip çıkmıyorsun diyeceğini Danıştay'ı suçluyor ve sözlerinin bir yaptırımı yok. Normal Cumhur İttifakı'nı korumaya çalışıyor. CHP'li Sayın Özkoç da diyor ki Sayın Bahçeli'nin karar vermesi lazım. Varlığım AKP'ye mi armağan olsun, Türk varlığına mı armağan olsun? Buna karar vermesi lazım Sayın Bahçeli'nin. Siz ne diyorsunuz? Diyor. Siz ne? Ben bu diyorum ki nezdinde, tabii ki andımızın korunması bir milli duruştur. Türkiye'nin nerelerden nasıl kurulduğu, hangi badireleri atlattığı, hangi Kurtuluş Savaşı sonucunda dahi bir lider tarafından kurulmuş bir devlet olduğunu her sabah hatırlamak tabii ki gençlerin doğasını, duruşunu, ülkeye sahip çıkışını koruyacak bir gerçektir. Ha, bu arada tabii ki Millet İttifakı içinde de bildiğimiz gibi andımız çeşitli irili ufaklı çatlaklar yarattı. Onlardan da çünkü farklı görüşler var. Yani onlardan da bir şekilde Saadet Partisi. İttifaklar işte, açısından bakıldığında DEVA nasıl içinde İstanbul İl Başkan Yardımcısı istifa etti biliyorsunuz. Rahmetli Erbakan'ın 25 yıl önce söylediği şeydir bu. Evet. O söylüyordu andımız kalkmalı diye. Peki. Çok teşekkür ediyorum ben bütün konuklarıma. Haftaya yine birlikte oluruz. Uzun uzadıya konuşuruz. Tartışırız. Meseleler önemli diyorum gerçekten. Şimdi bir taraftan da Sayın Gergerlioğlu'nun mecliste başlattığı adalet nöbeti eylemi öyle söyleyeyim. Üçüncü günü. Üçüncü günde de devam ediyor. Yarın dördüncü günü olacak. Bu arada meclisten çıkmama kararı böyle bir yasal olmayan bir iş yapıyorlar, adına adalet koyuyorlar, meclisten çıkmama kararı adına adalet koydu diye Gergerlioğlu'nun yapmış olduğu adalet sayılmaz yani. Kendisine söylediği adalet nöbeti, ben onu burada söyledim. Meclis kapanıyor mu gece? Evet. İlla çıkmak mı lazım, anlamadım. Oradalar şimdi en azından onu da söyleyeyim. Yatabiliyor muyum? Oradalar şu an, onu da söyleyeyim. Şöyle de demişti, işte bir şekilde direneceğiz, işte adalet yerini bulana kadar devam edecek demişti kendisi. En azından onu da hatırlatalım çünkü o konuyu konuştuk. Andımız meselesini uzun uzadıya tartışamadık, süremiz yok, bitti. Profesör Doktor Mehmet Şahin, siyaset bilimci, Hakan Bayrakçı Sonar Araştırma Şirketi Başkanı, kamuoyu araştırmacısı, Bedri Baykam sanatçı yazar, Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü ve akademisyen. Efendim hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun katkılarınızdan dolayı. Haftaya yine Enine Boyuna programında görüşmek umuduyla diyorum. Sağlıklı bir hafta sonu diliyorum efendim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve Habertürk'te kalın.